İyi akşamlar. Soruyorum da bu akşam Almanya cami hadisesi ama esasen Fransa malum hiç bitmiyor. İslamofobik konuşmalar, tartışmalar, eylemler. Bu ikisinden başlayarak ve bu ikisini ele alarak hem İslamofobi bazen Türkofobi mi oluyor ona da bakacağız. Ve dünyadaki İslam karşıtlığını enine boyuna konuşmaya çalışacağız. Vaktimiz yeterse Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim kampanyasına da değineceğiz. Ve tabii Azerbaycan'a saldıran Ermenistan'a da. Çok değerli konuklarımızla İlyas Topsakal, Enes Bayraklı, Taceddin Kutay ve bu arada Almanya'dan Osman Gülyeşil ve Hollanda'dan Özcan Hıdır da konuğumuz olacak. Önce Osman Gülyeşil'le Almanya'da ne oldu onu konuşalım. İyi akşamlar Osman Gülyeşil. İyi akşamlar diliyorum. Bakınca velev ki bir yolsuzluk, benzeri bir sıkıntı olsun. 150 polis köpekler eşliğinde sabah namazında bir camiye baskın. Skandal anormal bir durum olarak gözüküyor. Ama Almanya'da bu işi nasıl ele aldılar ne dersin? Üstelik bir hukukçu olarak. Evet, konu İslamiyet olunca Avrupa'nın göbeğinde özellikle Almanya ve Fransa gibi ülkelerde son 20 yıldır sürekli bir takım gelişmeler ve tartışmalar meydana geliyor. Bu tabii sosyal atmosfere, siyasete ve kanunlara da yansıyor ve şu anki cami baskında bundan bir tane, bir örnek sadece. Almanya'da aslında bahsedilmesi gereken ilk konu bu Berlin'deki Mevlana Camii'ne düzenlenen operasyon. Geçen hafta 21 Ekim'de Alman devletinden 46 bin avroluk korona yardım paketini alıp bunu iddialara göre hilekar bir şekilde elde ettiği için 150 polis ve köpekleriyle birlikte cami kompleksinde aramalar yaptı. Bundan öncesinde Twitter'da bunun bir haberini yaparak aslında medyaya da bir şekilde bu operasyonun içine dahil etti. Polisin çok agresif bir tutumu vardı. Zaten cami yetkilileri bir basın açıklaması da yaptılar. Bir örnek olarak sadaka kutusunu anahtarlarıyla açmayı teklif eden cami yönetimine karşı polisler çok agresif bir tutum ortaya koyarak onu zorla kırarak açtılar. Bunlar tabii psikolojik hamleler. Burada bir güç gösterisi var ve şu anda araştırmalar devam ettiği halde medyadaki haberlere baktığımızda suçun kesin olduğu zaten böyle bir kanaat uyandırıldı ve bu fırsat pardon, denilerek. Orada şunu sorabilir miyim? Maazallah. Buyurun. Türkiye'de İnşallah hiçbir zaman böyle bir şey olmasın. Ama bu nevi bir şey. Terör değil. Terörist arıyor değiller. Caminin içinde bir terör eylemi gerçekleşmiş değil. Ama Türkiye'de bir sinagoga yahut kiliseye hiçbir zaman olmaz inşallah. Böyle bir şey olsa insan tahayyül bile edemiyor. Ve herkesin evet, reaksiyon gösterebileceğini düşünüyor. En azından büyük çoğunluğun. Evet. Almanya'da evet, Alman toplumunda sonuçta ne kadar tezviratı yapılsa da ne kadar mahkum da edilse mevzu bahis olan iddia bir yolsuzluk iddiası. Bunun karşısında evet, duran kimse yok mu? Siyasilerde ya da yani aydınlarında. Hayır hayır. Şu anda genel olarak zaten bu fırsat İslami siyasi İslam'a karşı yapılmış olan bir darbeden bahsediliyor şu anda. Ve bu aslında bütün siyasetçiler tarafından hatta Alman basınına çıkan entelektüel tarafından bir paket olarak değerlendiriliyor. Özellikle Fransa'daki olaylar ve bu olaylar milli görüşün legal İslamizm dedikleri yani legal yollarla İslamcılığı yaymaya çalışan bir örgüte yapılmış olan bir darbeden dolayı burada çok bir din hürriyeti koruma konusu pek ele alınmıyor. Daha çok dediğim gibi işte İslamcı, siyasal İslamiyet'e karşı yapılmış olan bir hareket. Zaten haberleri okuduğunuzda işte Anayasa Koruma Teşkilatı tarafından zaten izlenen bir yapı olan Milli Görüş hakkında böyle bir haberler vesaire yapılıyor. O yüzden şu anda çamur at izi kalsın zihniyeti var ve din özgürlüğü, din ve vicdan hürriyeti, oranın bir cami olması, hatta bu cami 2014 yılında kundaklanmıştı hatırlarsanız. Yani öyle bir geçmişi de var ve şu ana kadar bu kundaklamayı yapanlar da daha yakalanmadı. Ama bu tip haberler din özgürlüğü, vicdan özgürlüğünün dışında bırakılarak tamamıyla siyasileştiriliyor ve bunu savunanlar da pek ortaya çıkmıyor. Böyle bir sıkıntı var Almanya'da. Hukuka ama uygun mu? Daha
Tabii ki değil. Tabii ki Evet. masumiyet karinesi diye bir şey var. Yani suç şu ana kadar teşkil edilmemiş. Ama manşetlere baktığınızda kesin bir suçlu var. Ve polisin de medyaya dahil etme konusundaki o Twitter'da etkileşme veya orada bir yapıştırılma meselesinden yola çıkarak baktığımızda burada bir yani insan bir şekilde burada bir senaryodan da yola çıkarak bir siyasi bir operasyondan da bir şeyler hissediyor veya görebiliyor. Ama hukuka yani hukuk devletine hiçbir şekilde yakışacak bir şey Yani değildi bu kesinlikle. Müslümanları ürkütmek maksadıyla olabilir mi bu? Ya genel olarak şu anda bu biliyorsunuz Avrupa'da bir Avrupa İslam'ı yaratma çabası var veya bir Alman İslam'ı yaratma çabası var. Ve bu tür cemaatler yani milli görüş dediğimiz 70'li 80'li yıllardan beri Almanya'da faaliyet gösteren bir köklü Türkleri ve Müslümanları temsil eden bir yapılanma. Ve bunların yavaş yavaş bir şekilde etkilerini kırmak, onların güçlerini bir şekilde ortadan kaldırmaya çabalık bir takım çalışmalar. Çünkü İslamiyet külliyen yok edilmiyor veya devre dışı bırakılmıyor ama devlet eliyle bir takım örgütlenmeler var. Özellikle gençlik adına veya birazdan da bahsedecektim ama yeri gelmişken konuşayım. Robert Bosch Vakfı'nın şu anda Heidelberg'de bir akademi kuruyor mesela. İslami bir akademi kuruyor. Müslümanlara yönelik bir akademi kuruyor. O yüzden bu tür köklü yapılanmalar yani Diyanet'le de biliyorsun birçok sıkıntı meydana gelmişti. Milli görüşte de şu anda bu tip sıkıntılar var. Bunlar daha çok dediğim gibi köklü yapılanmaları devre dışı bırakıp yeni işte Alman değerleriyle uyuşuk, liberal değerlerle bir şekilde bağdaşan İslami bir modeli yaratma çabaları diyebiliriz aslında. Anladım. Fransa kadar vehamete ulaşmasa da Almanya'da da benzeri bir Peki gidişat Osmanlı'ya siz gözüküyor. sayabilir misiniz? Bozdağ gibi Evet. üniversitelerde, 3 tane üniversitede din eğitimi verebilecek bir proje başlamıştı 5 yıl evvel Almanya'da. O devam ediyor mu yine? Haberiniz var mı ondan? Hangi yerde bahsetmiştiniz Osnabrück efendim? gibi, Osnabrück'te var mesela bir tane. Tabii. Devam ediyor, devam Ve ediyor. Yani Strasbourg'da, orada da Fransa'da. oralar evet, Osnabrück'te şu anda Almanya'da zannedersem 7 İlahiyat Fakültesi var. Berlin'de de Evet. şu anda zannedersin bu dönem start verecek. Ama orada da bir takım sıkıntılar var. Çünkü yaratılmak istenen bir İslam algısı var. Ve o kürsüler içerisinde bir takım üniversite hocaları zaten seçiliyor, oraya konuluyor ve bir takım yorumlar orada favori şekilde karşımıza duruyor. Yani geleneksel bir çizgiden çok uzak. Ama bunlar şu anda sadece hukuki veya akademik alanda olan şeylere de dikkat etmemek lazım. Yani sosyal hayatta da bir takım sıkıntılar var. Yani ben size bir örnek vereyim. Şu anda korona pandemisi olsa bile İslamiyet'in manşetlerde yer almasını aslında çok güzel bir şekilde göz önüne süren bir mahkeme kararı vardı. 2002 yılından beri Almanya'da yaşayan bir Lübnanlı şu anda başhekim olmuş. Yani burada tıp eğitimi için gelmiş, okudu, başhekim bile oldu ve 2012 yılında Alman vatandaşlığa geçmek için başvurusunu yaptı ve kabul edildi. Ve Alman vatandaşlığına geçerken bir seremoni yapılıyor devlet dairesinde işte belediyelerde vesairede oluyor bu işler. Orada karşısında duran bir devlet yetkisi vardı bayan, bu başhekim erkekti Lübnanlı. O bayana da elini vermedi yani tokalaşmadı. Dedi ki işte benim dini değerlerim, kültürel değerlerim ve dedi ki benim eşime olan sadakatimden dolayı ben bunu yapamam. Tabii ona Alman vatandaşlığı orada verilmedi, geri çekildi, mahkemelik oldu ve mahkeme de bu devletin bu kararını teyit etti. Ve mahkemenin aslında bize karşı yani topluma karşı verdiği o gerekçeye baktığınızda insan hayrete düşünüyor. Çünkü bu tip zihniyete sahip olanlar diyor yani radikal kültür ve değer anlayışına bağlı olan ve bu dünya görüşüne sahip olanlar Alman hayat tarzına adapte olamadığı için bunlar Alman vatandaşı olamazlar diyorlar mesela. Böyle Peki. ilginç bir mahkeme kararı vardı Peki geçen ama hafta. Yahudilerde de yani bazen dille sıkışmak masanın bir Evet. ucuna otursan öbür taraftan kalkabiliyor. O tartışılmıyor tabii çünkü yasayla Tabii. korunuyor. Tabii yani şimdi bir eski Anayasa Mahkemesi'nin hakimi Gertrude Lübbe-Wulff diye bir bayan. Bu tokalaşma meselesi 3-4 yıldır zaten Alman medyasında sırası yani bazen sırası gelince konuşuluyor. O da şey demişti bir ara Anayasa Mahkemesi'ne Yahudi hukukçular gelmişti İsrail'den ve onlar tokalaşmamıştı bu bayanla. Yani buna da saygı duymamız lazım gibi bir algının aslında Müslümanların da bunu hak ettiğini söylemişti ama yani şu anda Müslümanlar hakkında zaten bu tip şeyler
Kimse tarafından savunulmuyor. Gerçi bu konu hakkında bunu savunan, yani onun tokalaşmak istememesini savunan bir yazıyı görmüştüm. Çünkü burada bir asimilasyon beklentisi var ve asimilasyon beklentisi zaten anayasaya tamamıyla aykırı. Ve bir de bu adam bir hekim, hiçbir suça bulaşmamış. Ne demek Alman hayat tarzına adapte olamadı? Yani Alman Evet. hayat tarzına adapte olmak ne, hani neye göre değerlendiriliyor? Bu tabii çok muğlak bir tarif, bir mahkeme tarafından yapılması çok garip. Bu zaten bize bir ironiyi ortaya koyuyor. Fransa'da biliyorsunuz peçeyi taktığınızda 500 euro ceza alıyorsunuz. Koronadan dolayı maskeyi taktığınızda sıkıntı yok. Şu anda da kimseyle tokalaşmadığınızda sıkıntı yok çünkü koronadan korunmak istiyorsunuz ama dini sebeplerden dolayı yapıyorsanız bir vatandaşa bile sahip olamıyorsunuz. Yani böyle bir Evet. ikilem var. Aslında bu da bir münafıklığı ortaya çıkarıyor bize. Peki. Bir Çok şey daha teşekkür ederim. sorabilir miyim Buyurun. çekmeden? Buyurun. Merak ettiğim için soruyorum. Amerikalılar dalga geçti bu arada bu Fransızların peçe Aha. ve maske Osman Bey, son hikayesi. dönemde özellikle koronadan sonra hem derneklerde hem camilerde Alman toplumuna Müslümanların ve Türklerin çok yardım ettiği söyleniyor, gençlerin özellikle. Bunun bir sosyal Merkel evet etkisi, teşekkür etmişti. evet, bununla ilgili bir tartışma var mı? Ya genel olarak şimdi İngilizce'de bir kavram vardır. Good news or no news. Yani iyi bir haber hiçbir zaman haber olmuyor. Ve Müslümanlar genel olarak sosyal hayatta bu tür çalışmaları yıllardan beri yapıyorlar. Yani ben size bir örnek vereyim. Yılbaşı sonrası Frankfurt'ta sokağı temizleyen hep Müslüman gençleri olmuştur. Her zaman. Yani 1 Ocak'ta Müslüman gençleri Frankfurt'un sokağına çıkarlar, orayı temizlerler ve eski haline dönüştürürler. Ama bu bir haber olmuyor. Şu anda genel olarak tabii ben şeyi zannediyorum. Yani ilk başta mabetler de kapatılmıştı. O zamanlar ezanlara da izin veriliyordu. Orada biraz da hani o dini cemaatlerin bir şekilde yüreklerini okşamak için bir takım demeçler vardı veya dini cemaatlere karşı Merkel'in öyle bir işte siz de bizi destekliyorsunuz, biz de sizleri destekleyeceğiz. İşte bizim de Paskalya'mız şu anda bu sene istediğimiz gibi kutlanmadı. Herhalde Christmas yani 24 Aralık'ta istenildiği gibi kutlanılmayacak gibi açıklamaları vardı. Yani orada Müslümanlara çok özel bir yer verilmiyor haberlerde. Bu da herhalde şu anda Müslümanlara karşı olarak genel bir tavrının tezahürüdür diyebilirim. Ama yerel gazetelerde, yani yerel gazetelerde birçok şeyi bulabilirsiniz mesela. Yani özellikle bu korona pandemi döneminde ama büyük gazetelerde maalesef bulamıyorsunuz. Halbuki böyle aktiviteler korona öncesinde de çok vardı. Şu anda da var ama yani genel bir sıkıntıdan bahsediyoruz. Şu anda aslında Fransa'ya da değinmek gerekiyor. Bir iki cümleyle müsaadeniz varsa onları da değinmek lazım. Fransa'da olup biten bütün hadiseler Almanya'ya da sıçradı. Almanya'da şu anda özellikle okullarda siyasi İslam'a karşı nasıl bir tavır ortaya koyabiliriz? Mesela bunlar tartışılıyor ve siyasi İslam, siyasi İslam, siyasi İslam deniliyor da şimdi Alman milletvekili olan Hristiyan Demokratlar Birliği milletvekili olan Christoph de Vries şöyle bir açıklama yapmıştı. Barışçıl, liberal Müslümanları desteklememiz lazım çünkü çoğunluk onlar. Barışçı, liberal Müslümanlar. Tabii bu çok sıkıntılı bir tarif. Ama bunu ortaya koymaya çalışan bir devlet yapısı var. Ve şu anda özellikle gençler üzerinden, gençlere yönelik çok büyük faaliyetler var. Size Robert Koch Vakfı'nın akademisinden de bahsetmiştim. O yüzden şu anda iyi haberlerden ziyade yani kendi Türklerin veya Müslümanların yıllar önce kurmuş olduğu derneklerden çok şu anda kurulmakta olan liberal yapılardan daha çok haberler alabiliyorsunuz şu anki medyada. Çok teşekkürler Osman Gül Yeşil. İyi akşamlar Teşekkür ederim. diliyoruz. İyi akşamlar, Evet, sağ olun. Taceddin Bey sizden başlayayım. Sizin memleketiniz sayılır. Eski memleketiniz en azından. Neresi Ha, orada Özcan Idır'ı da bağlıyoruz. Onu daha doğusundan yani Taceddin Hoca. Almanya mı Almanya'nın değildi? Hayır, bir taşrasını. dakika. İki sokak yanımda oturuyordu Ernest'le. Evet, Özcan Bey de bu arada hatta mı? Tamam. O bağlandığı Gerçi zaman. Avusturya Macaristan İmparatorluk Evet. Kutsal Roma Almanların şeyi sayılır. Siz Merkezi vatandaşsınız yani. sayılır yani. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun iki parçası olarak. Evet. Evet. Evet, buyurun. Buradan mı devam edelim? Evet, siz Şimdi yani şimdi Osman'ın söylediklerinden tabii birazdan Fransa'yı konuşacağız. Fransa'yı da geçemez gözüküyor Almanya yani. Fransa çünkü her dakika bu konuda hadise çıkaran bir ülke. Ama Beyefendi geldi bu Almanya'da arada, ben insan bunu başlayayım mı?
Evet, Almanya'da bunları işitince biraz daha şaşırıyor. Evet, şaşırıyor. Şaşırmasının sebebi çok açık. Çünkü sekülerleşme süreçlerini ikisi de farklı yaşadılar. Yani Fransa'nın yaşadığı sekülerleşme çok farklı bir şeydi. Çok dini bir sekülerleşme yaşadı. Bu da nedir? Yani Avrupa'yı var kılan Hazreti Meryem'i çıkarttı, yerine Mariyen'i koydu. Meşhur Mariyen var ya. Evet. İşte o Mariyen'in göğüsleri açıktır biliyorsunuz o resimde. O Avrupa'yı emziren laktazyosudur aslında Hazreti Meryem'in falan filan. Yani bununla ilgili bir şey var. Kocaman bir külliyat var. Hangi dini öğelerin yerine hangisi kondu? Yani hulasa Fransa sekülerleşme sürecinde dini tasfiye etmeye gayret etti ve Napolyon imzaladığı konkordatta da bunu bu şekilde var etti. Dedi ki bakın başka bir şey koyacağız. Siz kenarda ne yapıyorsanız yapın. Ama din bir şekilde farklı bir inanç sistemi üzerinden yok olacak. Şimdi bu neyi beraberinde getirdi? Şimdi hocam biz Enes'le birlikte bir Paris'te dolanıyoruz, geziyoruz. Bize yemek getiren garson burnunu karıştırıyor. Şimdi adamın temizliği hijyene indirgenmiş durumda. Dolayısıyla temiz diye bir şey yok. Niye yok? Çünkü içindeki Yahudiliği çıkarttı şey bununla zaten. Birlikte dışarı. Evet. Sekülerleşme sürecinde Avrupa'nın içerisindeki o Yahudi var ya, bu Yahudi dışarı çıktı. Avrupa'ya temizlik dediğin şeyi veren Yahudiliktir. Evet. Yani ne yenebilir? Yani içinde mikrop olmasa da bir şey saf ve temiz midir, değil midir? Bu İbranilikten gelen bir şeydir Avrupa'ya. Bakın diğer taraflarda bu kadar rezail görmüyorsunuz. Çünkü içindeki Yahudilik bu oranda çıkmış değildir. Peki Almanya'dan bakarsanız Osman'ın anlattıkları üzerinden Almanya'daki durumu nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi Almanya'daki durumu tam olarak şöyle değerlendiririm. İşte en son TRT Deutsch'a yazdığım bir yazı. Bu da şudur. Yani antik Yunan'dan gelme bir gelenek ve bu batıyı var eden şeylerden birisi. Yani Hipokrates milattan evvel 5. yüzyılda yazıyor hocam. Bir doğulu var. Bu doğulu saldırıyor batıya. 300 Spartalı hikayesi var ya meşhur. Serhas geliyor, biz onlara karşı koruduk burayı. Şimdi oradan itibaren başladı ve Roma'ya geçti. Roma'da da başladı. Bu ne zaman? İşte Theodosius oldu, öldü. İki oğlu arasında imparatorluk bölündü. Dolayısıyla iki doğu görmeye başladılar. İkisine de karşıt gördüler kendilerini. Yani doğu, bir doğu var, bu doğuya karşı kendisini bir şekilde konumlandırmış bir batı var ve bu batının aidiyetlerini kurmuş olan bir kitle var orada. İkincisi ise yine antik Yunan'dan gelen, bakın bu İbranilikte, İbranilikten gelen Hristiyanlık'ta böyle bir şehitlik yoktur. Evet. Ama kahraman şehitlik var ya, bu yine antik Yunan'dan müdevver bir şeydir. Ben size karşı, sizi ona karşı koruyan kahramanım diyor adam. Bu milattan evvel de vardı. Franklarla birlikte de yani başladı. Ben ve o diyor. Meşhur Karl Martel hikayesiyle de vardı. Vardı, var oğlu vardı. Şimdi burada bir kavganın içinde bulduk kendimizi. Bu da nedir? 100 yıl evvelki hadisenin hemen hemen aynısı. Yani bir krize girdiğiniz zaman, bu krizin önemli bir tarafı da ekonomik olduğu zaman iki şey olacak. Bir, bunu topluma izah edeceksiniz. İki, savaş çıkacak. Ki yeniden dağıtabilirsiniz tabii. Şimdi adamlar ama bir şeye karar verdik İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Biz savaşmayacağız. Savaşmayacağız yani. Kıta içinde savaşmayacağız. Ne hale geldi kıta? Yani Avrupa'nın iç savaşı dünyaya sıçradı. Büyük rezalet çıktı. Burada nereye başvuruyoruz? Fransa'da kültürelizme başvuruyor. Diyor ki adam, bakın burada bir akşam ülkesi var. Bu akşam ülkesinin koruyucusu biziz. Bak ben de diyor, yeni Leonidas'ım zaten. Bak oradan da gelen bir Serhas var. Bu Macron diyor. Hı. Şimdi Fransa, Almanya'nın yaptığına geliyoruz işte. Almanya'nın yaptığı burada çok mühim. Tamam bak diyor, yani Angela Merkel gidiyor ama biz de daha ölmedik. Yani biz de akşam ülkesine teslim etmiyoruz senin zannettiğin gibi. Çünkü Merkel'e şu anda yöneltilen en büyük tenkit nedir? Son Suriyeli mülteci akımında ülkeye evet. 1 milyon adam aldın diyorlar. Yani Fransa'nın Almanya ile arasındaki bu kültürel rekabet, ki zaten bunu en fazla kültürelizm üzerinden yapabilir Fransa. Onun haricinde ekonomik potansiyeli Almanya ile rekabete yetmez. Doğru. Yetmiyor. Hiçbir şekilde yetmiyor. Adam çıkardı ve ortaya dedi ki efendim biz kötü Almanya'ya karşı Avrupa'yı koruyan iyi Fransa'yız. Almanya da dedi ki ya tamam biz de o kadar kötü değiliz bakınız yani. Biz de icap ettiğinde bu kadar sertleşebiliyoruz. Benim ilk okumam budur. Zira Almanya'nın içinde herhangi bir camiye böyle bir, çünkü Alman salak değildir. Alman pragmatiktir. İkincisi yani. Alman
neyi ne yapacağı konusunda kültürel çalışmaların özellikle Türkiye konusunda 1850'lerde açtı enstitüleri Alevilikle ilgili, bizle ilgili. Yani o camiye öyle girilmeyeceğini sizden benden iyi bilir. Dolayısıyla bu böyle yani bir güç gösterisi. Yani bu böyle evet tesadüfen olmuş. Yani bir şey muhatabı değil. Türklerden ziyade Avrupa kamuoyudur. Bakın biz de efendim bu şeyde sizinle yan yanayız ve unutulmaması gereken bir de şu var. Doğu Akdeniz denklemini de Almanya, Fransa'yı çok yalnız bıraktı. Hmm. Yalnız bırakmasının sebebi ne? Türkiye'ye karşı şöyle bir tökezlesin. Almanya, Fransa'nın tökezlemesi Almanya'nın içine gelen bir şeydir. Öyle tökezlemeden sonra bir de efendim bu mevzuda da at başını Fransızlara verdiği zaman Almanlar ya ne oluyor sen de İslamcı mı oldun Merkel falan demeye başlarlar. Dolayısıyla birinci muhatap oradaki Türklerden ziyade Avrupa kamuoyudur. Benim okumam böyle. Evet ilginç. Enes Bey siz ne dersiniz? Katılıyor musunuz birincisi? Taceddin Bey'in söylediğine. İkincisi siz de Avusturya başı çeken ülkelerden birinde yaşadınız. İşte bu arada İslamofobi raporunu da gösterelim Seth Hanım. Bunu epey her sene çıkartıyorsunuz. Evet. Enes Bayraklı, Farid Hapes. Evet. Almanya, Avusturya'dan sonra genelini konuşacağız ama baktığınızda ne dersiniz bu cami hadisesine? Şimdi tabii bu uzunca dönemdir devam eden bir sürecin sonunda olan bir şey. Bu camiye yapılan baskın. Biz Avusturya'ya 2001 yılında gittik üniversite okumaya. Şubat'ında. Ben gittikten 6 ay sonra 11 Eylül oldu. Ve Avusturya, yine ister inanın ister inanmayın, Müslümanların Avrupa'da en rahat ettiği ülkelerden biriydi. Bir zamanlar. Tabii. Mi? Hollanda gibiydi. Çünkü İslamiyet Avusturya'da resmi bir din olarak tanınmıştı 1912 yılında. Bosna Hersek'i ilhak ettikleri için bu hatırlatma çok 1908'de önemli. İlhak evet. ettiler biliyorsunuz. 78'de işgal, 1908'de ilhak, 1912'de İslam yasası çıkarıyorlar ve İslamiyet'i resmi din olarak tanımlıyorlar ve Müslümanlara geniş haklar veriyorlar. 60'tan sonra da göçlerle birlikte Müslümanların nüfusu arttığı için ne yapılıyor? Müslümanlar bu yasadan istifade ederek orada işte bir diyanet kuruluşu kuruluyor. Avusturya'nın tanıdığı bizdeki diyanet gibi bir diyanet var. Ve işte imamların maaşını veriyor, okullardaki din dersi öğretmenlerin maaşını veriyor. Çok rahattı. O zaman laiklik anlayışı tamamen farklı Avusturya. Laiklik anlayışı yok. Almanlara yakın tabii, Alman yok. Geleneği. Yok laiklik, yani sekülerlik. Evet, sekülerlik tabii. Ve fakat 11 Eylül'den sonra ben sokakta, üniversitede ve medyada Müslümanlara karşı dilin nasıl bir anda zehirlendiğini ve tedrici olarak Müslümanların şeytanlaştırılmaya başlandığına bizzat şahit oldum. Ben 2008 yılında Avusturya'dan ayrıldım. Üniversitem bitti. O gün dahi 2008'de bile sokakta yürümek Müslüman bayanlar için, özellikle başörtülü bayanlar için, kadınlar için imkansız hale gelmişti. Peki, bir hakaret uğramadan. Şunu sormak istiyorum Enes Bey. Şimdi birazdan Fransa'yı da konuşacağız. Ben orayı izleyebiliyorum. Tepeden aşağı giden bir şey var. Tabii. Yani sıradan insanlar şu kafası örtülü şu bilmem değil, ne hayır. deyip saldırayım ya, diye gitmiyor. Değil. Ama entelektüel sınıfında ve siyasilerinde tümü değil elbette. Muhakkak her ülkede olduğu gibi orada da var. Avrupa'nın her yerinde. Ama böyle bir toplu orkestra yönetiliyor ve çok uzun yıllardır tabii, artık. Tabii işin özünde siyasi. Yani bu tepeden mesele, aşağı yönlendirilen tabii, bir... Tabii. Şöyle biz burada İslam düşmanlığından, İslamofobiyadan, Müslüman karşıtlıktan bahsediyorken sokaktaki Hans'ın, Helga'nın Müslümanlara karşı negatif duygularından, ön yargılarından bunlardan bahsetmiyoruz. Bunlar da var elbette. Bunlar ikili ilişkiye geçerseniz, konuşursanız, görüşürseniz aşılabilecek şeyler. Aşılıyor da zaten. Genelde de iyi komşuluk yapar Müslümanlar. Genelde de şey derler Avrupalılar. Keşke bütün Müslümanlar senin gibi olsa derler. Evet, halbuki öyle. Aslında bütün Müslümanlar o kişi gibi yani bir açıdan baktığınız zaman. Ama biz burada elitler eliyle üretilen, siyasetçiler eliyle yürütülen, medya eliyle yaygınlaştırılan bir İslam düşmanlığından bahsediyoruz. Bu siyasi bir mesele özünde. Dolayısıyla siyasi olduğu için de... Şimdi böyle bakınca o zaman mevzu yani niye bu düşmanlık diye... Tabii yani şimdi burada küresel bir... yani bunu nasıl ki Soğuk Savaş döneminde anti-komünizm, komünizm karşıtlığı, Batı'nın başat ideolojisi haline geldiyse... Soğuk Savaş sonrası dönemde de Müslüman karşıtlığı, İslam karşıtlığı Batı'nın başat ideolojisi haline gelmiştir.
jeopolitik olarak İslam dünyası ve Müslümanlar bir tehdit olarak tanımlanmıştır bir açıdan. Halbuki Müslüman dünyasının, yani bugünkü İslam dünyasının diye bir dünyadan bahsediyoruz ama devletlere falan baktığınız zaman onların böyle bir aktörlük iddiası yok. Yani Suudi Arabistan'ın mı var, Birleşik Arap Emirlikleri'nin mi var? Yok, bunların hiçbirinin yok. Bir Türkiye ve birkaç ülkenin bir iddiası var. Onun dışında yok. Aslında böyle bir tehdit yok ama İslam dünyasında bir potansiyel var. Bu potansiyelin harekete geçebileceğinden hareketle baskılamak istiyorlar ve şey İslam dünyası üzerindeki tahakkümlerini devam ettirmek istiyorlar. Türkiye'de eğer İslam dünyasında neler olabileceğine dair bir işaret fişeri onlar açısından baktığınız zaman. Türkiye'nin son 20 yıldaki aktörleşmesi ve bağımsızlaşması bu açıdan baktığınız zaman. İki, İslam bu endişeyi körükleyen. Tabii o yüzden zaten Türkiye'ye saldırılıyor sürekli. İkincisi ve tabii tarihsel olarak Türkiye biliyorsunuz Osmanlı, Türklük, İslam'ın bayraktarlığını yapmış bir toplum ve millet, her ne kadar seküler bir devlet olsa da Türkiye Cumhuriyeti Devleti. İkinci olarak Avrupa'nın içerisindeki Müslümanlar 60'tan sonra bu nüfus yavaş yavaş artmaya başlıyor. 90'lardan sonra ve 2000'den sonra özellikle görünür hale gelmeye başladılar. Hı. Aslında bizim 28 Şubat sürecine de benziyor. Demokratikleşme ve şehirleşmeyle birlikte muhafazakarlar şehir hayatına görünmeye başladılar. Diğer alanlarda çok talepkar olmaya başladılar. Şu anda 3. 4. nesil kuşak Avrupa'da gençler çok iyi entegre olmuş. Entegrasyon diyorlar ya, entegre olmuş. Oralarda üniversite okumuş, lise okumuş, orada doğmuş, büyümüş, oranın dilini konuşan altın gibi bir gençlik var aslında baktığınız zaman, evet. Avrupa'da. Var. Fakat bu çocuklar diyelim ki başörtülü, staj yapamıyor avukat. Hukuk okuyor, staj yapamıyor, öğretmen olamıyor. Yahut bir özel şirkete giriyor, belli bir seviyenin üstüne yükselemiyor, bir cam tavan var, orayı aşamıyor. Dolayısıyla görünür hale geldiler. İçeride de bu Müslümanlar iç düşman olarak tanımlandılar bugün. Yani dolayısıyla bugün Müslümanlar Batı'nın hem iç düşmanı, bakın Trump Müslümanlara karşı yasak koydu. İslam dünyasından gelecek kişilere karşı, değil mi? Vize yasağı koydu. Diğer tarafta hem iç düşman hem dış düşman. Geçmişte Batı Orta Çağ'a bakacak daha olursanız... Daha çok dış düşman olduğu için mi içerisindeki de düşman, yoksa hangisi? İkisi başak beraber düşman. Gidiyor. Aynı mı? Beraber gidiyor. Ama Orta Çağ'a bakacak olursak Orta Çağ'da... Yahudiler iç düşmandı, Müslümanlar dış düşmandı. Hatta o iç düşmanla dış düşmanın işbirliği yaptığı ile ilgili komple teorileri üretiliyordu Batı'da Yahudilerle Müslümanların. Bu dolayısıyla 11 Eylül'le birlikte de bambaşka bir boyuta taşınmış olan bir politika ve tedrici olarak bu dalganın geldiğini biz görüyoruz. Bunun medyada demin bahsettik, yani medya ile ilgili yapılan bütün araştırmalara bakıyorsunuz Batı'da Müslümanlar her daim negatif bir haberciliğin söz konusu. Nitekim söylediğiniz gibi Yahudilerle mukayese edilince Edgar Morin'in vardı 50'lerde kinin, 40'lardakinin bir benzerini şimdi Müslümanlarda görüyoruz. Yine Avusturyalı bir kadın, yaşlı bir teyze, 30'ların kokusunu alıyorum. Ben de öğrenciyken... Bu aslında şu anda Yahudiler hedefte değil ama Müslümanlarla Yahudiler arasında da bir yarık açılıyor. O da başka veçesi. Çünkü bir taraf kayırılıyor, bir taraf sürekli hedefe konuyor. Yok, aslında azınlık, Yahudiler, Yahudi cemaati çok rahatsız bu gidişattan. Çünkü özünde bu aşırı sağcı hareketlerin antisemitikliği çok çok başat bir unsur. Ama yani. Şu anda baskılanmış. Taktiksel olarak. Ama bir Pandora'nın kutusu açılırsa. Tabii mesela bakıyorsunuz mesela Almanya'da bir terör saldırısı oldu. Önce Sinagoga saldırdı. Sinagoga giremeyince gitti kebap dükkanına saldırdı. Çok açık. Yani Müslümanlar birinci hedef, Yahudiler arka planda kalıyorlar. Taktiksel olarak o arkada kalıyor. Bu dediğiniz şeye çok güzel bir örnek var. 1912 yılında Viyana'da belediye başkanı olan Karl Loyga var. Bu kişi çok antisemitik fikirleriyle de tanınan bir belediye başkanı. Hitler'in de hatta etkileyen şahıslardan bir tanesidir. Onun o dönemde yürüttüğü seçim çalışmasının sloganı Viyana Yahudi olamaz. Viyana Kudüs olamaz. Burada çok Yahudi var. Yani bunlar çok fazla. Yapılan tartışmalar o döneme baktığınız zaman, ben bunu daha önce de birkaç programda anlattım. Bunlar sinagoglarda ne öğretiyorlar? Orada orada şüpheli şeyler oluyor, dönüyor. Dolayısıyla biz bunu bilmiyoruz gibi antisemitizmin argümanlara bakacak olursanız birçoğu bugün Müslümanlara karşı kullanılan argümanlarla aynı. Daha sonra 1980'lerde Avusturya'daki aşırı sağcı parti FPÖ'nün kullandığı seçim sloganı Viyana Chicago olamaz. Chicago çok kültürlüyü temsil eden bir şehir olarak ve o dönemde de bakın Soğuk Savaş döneminden bahsediyoruz. O dönem Müslümanlar yok. Ausländer Raus var.
Yani Müslümanlar dışarı etnisite üzerinden bir ırkçılık var. Fakat şimdi biz orada öğrenciyken 2005 yılında Viyana eyalet seçimlerinde aşırı sağcı FPÖ partisinin adayı Strache yürüttüğü seçim kampanyasındaki sloganı Viyana İstanbul olamaz. Çok güzel. Şimdi bakın oradan buraya geldi. Dolayısıyla ırkçılık değişmemiş, ırkçılığın hedefindeki kitle değişmiş. Dolayısıyla bir Müslümü günah geçirmiş. Üslubu değişmemiş, geçici. Metodolojisi şey değişmemiş. Şey de değişmedi aslında. Evet. Yahudilik karşıtlığı da değişmedi. O duruyor, değişmedi. O arkada, o geriye çekildi. Yahudilik karşıtlığını İslamiyet olarak sunuyor yani. Ama evet, duruyor çok kenarda. Yani dolayısıyla böyle bir, ben böyle bir tarihsel devamlılık görüyorum ama şu anda yaşadığımız şey bambaşka bir şey. Soğuk Savaş öncesinde, daha doğrusu Orta Çağ'da yaşadığımız rekabet, Batı ile Doğu arasında bir rekabet vardı, jeopolitik bir rekabet vardı, tamam. İkinci bir teolojik tartışma yaşanıyordu. Şimdi burada Orta Çağ yoktu, arasında. Orta Çağ vardı. Evet, Hristiyanlık ile İslam arasında bir şey yaşanıyordu. Fakat o zaman Yahudiler iç düşmandı. Bugün Müslümanlar Avrupa Batı'nın aynı zamanda içindeler ve o Müslümanları nereye koyacaklarına bir türlü karar veremiyorlar. Dolayısıyla İslam'ı şekillendirmek istiyorlar, İslam'ı reforme etmek istiyorlar. İlâ nihayeye gidiyor. Dolayısıyla bütün bu aslında komiklikler bize göre, işte el tokalaşmaya mecburiyeti, yok efendim işte minare yasağı, yok işte helal kesim yasağı, sünnet yasağı gibi şeyler aslında bu temel çatışmayı gösteriyor bize. Demin Taceddin Hoca'nın da bahsettiği, yani Batı medeniyeti dini dışlamış, din dışı, dini ehirleştirmiş, orada bir yerde kalmış ve sekülerleşmiş tamamen bir medeniyet haline geldi. Ama İslamiyet bu resme uymuyor kesinlikle. Ve bu her neyse onun yerine koyduğu, o da yobaz bir din itikadı gibi. Evet. Şimdi İlyas Bey, Özcan Bey'e bağlayalım, bağlanalım çünkü bekletiyoruz Hollanda'da. Sonra sizinle devam edelim inşallah. Özcan Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar Berk Hanım. Büyük geçmiş olsun, Özcan Bey de korona geçirdi ve bir buçuk geçmiş aydır. Geçmiş olsun Özcan. Geçmiş olsun hocam. Bir buçuk çok ay sürmüş. Evet. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Allah beterinden saklasın. Amin. Evet. Eyvallah. Sana. Özcan Bey, şimdi ülke ülke konuştuk Fransa ve genele gitmeden önce. Hollanda'da tabii sicili kabarık bir ülke. Orada da geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz aylarda hep hadise oldu. Hem İslam karşıtlığı hem Türk karşıtlığı. Ne dersiniz? Ve programı da bu zamana kadar dinlediniz. Bu ana kadar belki eklemek istediğiniz bir şey de vardır. Evet, yani öncelikle tabii bizleri ekran başında izleyenler ve stüdyodaki konuklarımıza hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdi tabii oradaki dostlarımız Almanya'yı ve Fransa'yı, Avusturya'yı konuştular. Tabii benim de özellikle bunlara eklemek istediğim bazı hususlar var. Öncelikle onlara başlayayım, sonra Hollanda'ya gelelim isterseniz. Çünkü Hollanda Wilders üzerinden sadece olaya girdi ama doğrudan bir tepki vermedi. Ama isterseniz şimdi yine de Hollanda'dan başlayın. Çünkü o zaman bütün hani Avrupa'da muhtelif ülkelerdeki malzemeyi önümüze koymuş oluruz. Ya şöyle o zaman, şimdi bu Enes Bey'in de biraz vurguladığı hususlar üzerinden gidelim. Avrupa'yı genel olarak göz önüne aldığımızda Avrupa devletlerini 3-4 açıdan ele alabiliriz. Şimdi sekülerlik laisite anlamında laisteyi uygulayan devletler var. Katı laiklik anlayışını. Bu laiklik anlayışının da işte sömürgeci ülkelerinde uyguladığı versiyonu var. Bir de Fransa içerisinde uyguladığı versiyonu var. İşte bunların seküler anlayışa, Anglo-Sakson seküler anlayışı uygulayan devletler var. İşte bunların başını İngiltere çekiyor. Hollanda, belli döneme kadar işte İskandinav ülkeleri, belki Avusturya'yı da bunun içerisine katabiliriz. Almanya'nın ve Almanya'nın Hinterland'ındaki ülkelerin biraz daha farklı konumları var ama böyle söyleyebiliriz. Bu açıdan bakıldığında bir diğer bakış açısı da Avrupa'da 3 tane devletin aslında özel bir olarak öne çıktığını da söyleyelim İslam açısından. Bir tanesini Enes Bey vurguladı. Avusturya hakikaten 1912 yılında İslam'ı resmen tanıyan bir devlet. Ve ondan sonra bir Diyanet İşleri Başkanlığı tarzında bir yapılanması olan, İslam'ı resmen tanındığı bir devlet. Bunlara yine Belçika'yı ekleyebiliriz. Belçika'da da İslam Temsil Kurumu var. Bizzat devletin atadığı, devlet tarafından tanınmış olan, resmi devlet tarafından tanınmış olan. Buna bir de İslam'ı resmen tanımasa ama tanımış kadar olan Hollanda'yı ekleyelim. Çünkü Hollanda'nın anayasasının 1., 6. ve 23. maddeleri de
İslam ve Müslümanlarla ilgili düzenlemeler içeriyor aynı zamanda. Bu paralelde Hollanda'da mesela İslam okulları vardır, devlet tarafından finanse edilen, hatta İslam üniversiteleri de var. Yani 50'nin üzerinde İslam ilkokulu ve ortaokulu var. Devlet bunların binalarını, hocalarını tayin ediyor. Şimdi toleranslı ülke olarak biliniyordu Hollanda öteden beri. Tıpkı işte Fransa'nın özgürlüklerin beşiği olan bir ülke olması gibi. İşte Victor Hugo, Sefiller yazarı Victor Hugo'nun biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'e çok güzel bir naatı da var. Bu yayınlandı aynı zamanda. Evet, ama bu gibi şeylerden nereden nereye savruldu ülkeler. Şimdi burada birkaç tane tarihi anlamda aşamayı göz önüne almamız lazım. Birincisi, tabii İslam'ın ilk zuhuru yıllarından itibaren İslam genel anlamda, bizatihi İslam, bakın Belki Hanım, şimdi şu tartışmayı yapmazsak biz burada biraz eksik bir tartışma yapmış oluruz. Aslında Avrupa, Batı yani İslam'ın bizatihi kendisine mi yoksa Müslümanlara mı karşı? Yani bu tartışma önemli bir tartışmadır. Ben bu tartışmada İslam'ın bizatihi kendisiyle bir sorunun olduğunu düşünüyorum. Şimdi bunu açabiliriz belki. Şimdi İslam'ın zuhurundan 13. 14. yüzyıla kadar aslında İslam'ın bizatihi kendisiyle uğraştı Avrupa veya Batı diyelim. O zaman belki Batı yoktu ama işte Haçlı Savaşları bunun önemli örneklerinden biridir. O dönemde yazılan çizilenler bunları görüyoruz. 14. yüzyıldan 13. yüzyıldan sonra özellikle Avrupa'da işte Arabistik kürsülerinin, İslam kürsülerinin açılmaya başlamasıdır. 1312 Viyana Konsili'nde alınmıştır bu karar. Daha sonra Reformasyon dönemi geliyor. Reformasyon döneminde tabii Osmanlı da yüzünü Avrupa'ya döndürdüğü için bizzat Avrupa'da İslam korkusunun yerini veya Müslümanların yerini Osmanlı veya Türk korkusu almıştır. Bu süreç, yani bu da yine İslam karşıtlığıdır aslında. Ama Türkler diye tezahür etmiştir. O dönemde yazılan, çizilen kitaplara baktığımızda Türk Kur'an'ı denir mesela. Türk Peygamberi denir, Türk İncil'i denir. Bütün literatür buna göre şekillenmiştir. Ve bunun öncüleri vardır. Martin Luther'dir. Bu Martin Luther Protestanlığın kurucusudur. Çok önemli bir şahsiyettir. İşte Calvinizmin kurucusu John Calvin, Erasmus, Voltaire gibi öncü, bugün Avrupa Birliği fikrine de yön veren şahsiyetler veya fikir düşünürler. Aslında o dönemde Türklerle savaş, Türklere karşı ordu vaazı, aslında Müslümanlarla savaş diyelim buna. Kitaplar yazmışlardır. Burada aslında bu dönemde Türk karşıtlığı, Osmanlı karşıtlığı devreye girmiştir dönemsel olarak. Daha sonra oryantalizm döneminde yine bu kısmen devam etmiştir. Ama 18-19. yüzyılda özellikle İslam'ın durdurulması ve geriletilmesiyle tekrar aslında İslam pasifize edilmiştir kendilerince, durdurulmuştur. Ve burada bir Yahudi karşıtlığı devreye girmiştir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeni düzen kurulduktan sonra da Sovyetler Birliği, Rusya karşıtlığı devreye girdi. Ama bu 1989-90 yılında Soğuk Savaş'ın bitimiyle birlikte Rusya ve Sovyetler Birliği'ne düşman olarak tanımlayan, kodlayan Batı tekrar İslam'ı düşman olarak kodlamıştır. Ve bizzat Willy Claes, o dönemin NATO Genel Sekreteri Willy Claes, Margaret Thatcher gibi Avrupa'ya yön veren liderlerin ağzından İslam bizim Batı'nın yeni düşmanıdır tanımlaması yapılmıştır. 90'lı yıllar bu tanımlamayla biraz sönük geçmiştir. İslamofobi raporları 1997'dir ilk yayınlanması. Ancak 2001 yılı, işte 11 Eylül hadisesi burada en önemli kırılmalardan birini, evet, yaşamıştır. Yani bunu şöyle söyleyebiliriz. Bu global anlamda bir kırılmaydı. Ama bunun lokal anlamda ülkelere, özellikle Avrupa ülkelerinin her birine farklı yansımaları oldu. Yani bir anlamda lokal 11 Eylül'leri gördük biz ülkelerde. Evet. Mesela siz... Hollanda'nın 11 Eylül'ü, yani oraya geleceğim. Hollanda'nın 11 Eylül'ü, Theo van Gogh diye bir ressam vardı Hollanda'da. Evet. Onun öldürülmesi, bir Müslüman tarafından öldürülmesi oldu. Bu 11 Eylül'dü Hollanda açısından ve gerek 11 Eylül gerekse bu Theo van Gogh'un öldürülmesinden sonra toleranslı ülke olarak bilinen Hollanda'da durum aşağı yukarı bayağı tersine döndü diyelim. Çünkü anayasayla sabit bazı şeyleri de tam olarak yapılamıyor.
Nasıl oldu peki tezahürü? Burada işte aşırı sağ parti lideri olan Geert Wilders, ki ben Geert Wilders virüsü diyorum. Bugünlerde Avrupa'da maalesef 3 virüs dominant olarak dolaşıyor. Bir tanesi pandemi, bildiğiniz COVID-19, ikincisi Macron virüsü, üçüncüsü Wilders. Evet. Ve Wilders'ın türevleri virüsü dolaşıyor. Özcan Bey, şimdi siz hem tarihi bir veçesi olduğunu söylüyorsunuz, anlattınız. Evet. Ve milatta esasen yani günümüz dünyasında 11 Eylül. Tekrar devam edeceğiz tartışmaya. İlyas Bey'e dönmek istiyorum müsaadenizle. Güzel anlatıyordu. Özcan, ama işte bir şey interaktif olmamız güzel, lazım. Güzel, evet. Evet. Ne dersiniz İlyas Bey? Şimdi... Evet, tarihi bir veçesi var yani. Evet. Ama bu tarihi veçeye rağmen mesela 90'lı yıllarda... Belki sanırım şunu buyurun söyleyeyim. Tarihi biz bazen hani tarihte yaşanmış olaylar falan diyoruz ama şöyle bir şey var. Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bir üretilmiş olan 200-300 yıllık periyotta üretilmiş olan oryantalistik ve post-oryantalistik literatürün ve tarihteki bu batının İslam'a yönelik bakışının, birikimin zihinlerde tekrar aktive edildiğini, bugünü çok belirlediğini ben şahsen düşünüyorum. Evet. Norman Daniel diye birisi var, Islam and the West diye bir kitabı var onun. Evet. Orada şu tespitte bulunuyor, diyor ki bu nesilden nesile tevarüs edilmiş bir korkudur diyor. Kültür yani tarihçisi İslam karşıtı galiba, değil mi? Evet. Peki. Önemli bir eserdir o, kendi bakış açısı da çok kötü değildir onun. Evet. İlyas Bey, şimdi böyle biraz ülkelerden yola çıktık ama Özcan Bey daha da geriye gitti. Şunu sormak istiyorum yine de. Mesela 90'larda işte biraz evvel söyledi Enes Bey. Avusturya buradan milletin kaçıp gittiği yerde. Hatta Fransa bile bize nispetle, ki ülkesi şey anayasasında laiklik ilkesi olan iki ülke, Fransa ve Türkiye. İkisinde de tarif edilmemiş bir laiklik var. Fransa'da da dönem dönem tartışılmış bir durumdur. Böyle değildi. Bunların hepsi 11 Eylül mü? Yok. Tabii ki 11 Eylül değil. Yani 11 Eylül sadece netice. Değil mi? Netice yani. Şimdi neticeden bir olay nasıl çözülür sosyal bilimde ben bilmiyorum ama ben Özcan Hoca'nın anlattıklarını çok kıymetli biliyorum. Bir boşluğu daha var. Yani tabii vakit olsa belki anlatacak devam hocam ama Özcan Bey de diyecek ama konuşacak. Şimdi ben belki katkı olsun diye, buyurun, farklı bir şey olsun diye bir olaya farklılık açısından da bakmak lazım. Neden bu zihin nasıl oluşuyor, bu zihin meselesi? Yani Batı'nın zihninin kodları ne? Bunu iyi anlamak lazım. Bir Müslüman Batı'daki zihniyeti veya yani biz Türkiye'de yaşıyoruz, Türkler olarak nasıl görüyor ve bu zihin nasıl oluşuyor onu anlarsanız bunu belki entelektüel anlamda anlayacağız ve yorumlayacağız. Bence Hristiyanlığın veya Batı'nın içindeki, kendi içindeki çatışmayı da iyi tanımlamak lazım. Biraz önce biraz değinildi ama açmak lazım. Mesela Katolik, Ortodoksi, Katolik ve Protestan da farklı mıdır mesela kendi içinde? Elbette. Farklı mıdır ve bunların da tahammülü ne kadardır yabancıya? Yani bunu da belirlemek lazım. Mesela o yüzden Fransa'nın, İtalya'nın, İngiltere'nin biraz, hepsi değil, tutumuyla Alman'ın, yani Protestanlığın merkezinin ve biraz daha doğuya geldiğiniz zaman Balkanlardaki Ortodoksinin tutumları acaba yabancıya aynı mı olur? Yani o zaman onların literatürüne bakmak lazım. Ben 11-12. yüzyıl mesela Macarların Hristiyanlığıyla ilgili çok önemli çalışılır. Yani Batı'da da çok çalışılmıştır. Veya doğudan gelen halkların Hristiyanlaşmasıyla ilgili acaba kilise literatüründe ne var? Nasıl görüyorlar bunları? Kroniklerde. Kronikler nasıl görüyor bunları? Hiç hoş karşılamıyorlar biliyor musunuz? Bak adam Katolik oluyor ama hoş karşılamıyor. Şimdi o zaman... Ama bir yandan da misyonerlik faaliyeti var. İşte var ama o 1600'lü yıllardan sonra bir sistem haline gelecek. Daha başlangıçta da misyonerlik zaten yabancı Hristiyan yapma var ama mesela Doğu Batı ayrımından bahsetti Taceddin Hoca, çok doğru bir yer. Mesela Roma Doğu'yu nasıl gördü? Nasıl bir zihniyetle baktı? O zaman dinin çok erken vakitte Hristiyanlığın kendi içinde Helenistik kültürden
kişi birey de burada kişileri tanrılaştırma felsefesinden etkilendiğini ve çok sert bir yapı, yani devleti oluştururken büyük bir çekirdek yapı kurduğunu göreceksiniz. Roma'dan, Helenistik yapıdan Roma'ya geçmiş bir zihindir diye ben kendim böyle açıklarım. Bunu şöyle görmüştüm ben. Şimdi Endülüsleri anlatırken, Endülüs Emevi Devleti aslında İslam adına batıdaki ilk şeydir, nüvedir. Ve Batılılar İslam'ı bilimsel anlamda Fransa'yı konuştuğumuz zaman Sorbonne denilen şey veya İngiltere'deki o Oxford denilen şey aslında buradan gelen bir bilgiyle kilisede oluşmuş bir şey. Yani İslam'ın getirdiği o bilgiyle oluşmuş bir şey. İlk bunları tanıdılar. Peki yok ederken 1492'de biz oradaki Yahudileri alıp getirirken, bizim donanmamız oradaki Yahudileri kurtarırken oranın acaba zihniyeti nasıldı bilen var mı? Hristiyan da olsanız onlardan olmadığınız herkesi öldürdüler. Bunu biz söylemiyoruz. Oliver Roy'u okup işte sosyolog açıp okuyabilirler. Yabancı olan her şeyi yok ettiler. Ve 700 yıl orada medeniyet götürmüş ve belki de düşünün bugünkü Batı Avrupa'nın Akdeniz sahillerindeki o medeniyeti toptan yok ettiler. Şimdi yok bir taraftan da doğru mu bu mukayese bilmiyorum, sorayım size. Şimdi orada Endülüs'ün son zamanları herkes, yani Müslümanlar parçalanıyorlar. Hatta Hristiyanlarla ittifak kuran gruplar oluyor. Buradan da Osmanlı şahlanarak geliyor. Evet. Benziyor mu bugüne? Yani İslam ya çok, alemindeki tabii, şimdi parçalanma. Aynı şeyler değil. Şartlar aynı değil. Bence felsefe de aynı değil. Benziyor. Enes Hoca çok yerinde bir tespit yaptı. Ben orada da benim de aklımda hep her zaman aynı şartlarda İslam gelişmez. Mesela İslam'ın en çok yayıldığı dönem 18-19. Yüzyıldır nüfus olarak. Bizim yani Müslümanların batıya yenildiği tarihtir. Kişi olarak da ama en çok İslam, yani birey olarak o zaman artmıştır. Çok enteresan bir tespit daha. 1960'lı yıllardan sonra Avrupa'daki İslam nüfusu, bakın biz yine yeniyiz, yine fakiriz. Bütün Doğu fakir. Avrupa'da en çok İslamlaşan 60'tan işte günümüze kadardır. Dolayısıyla şimdi tabii bunlar başka türlü de açıklanabilir. İslamlaşan derken göçle, değil mi? Göç de var ama konular yani şartlar değişmiştir. Müttediler yani var ama az hocam. Tabii müttedi az ama İslam nüfusu doğurgan ve oraya göç ediyor filan, orada bir kültür oluşuyor filan falan. Yani bunu burada başka manyaklıklar da var da, hippi hareketleri falan, çok girmeyelim. Yani bir doğu hevesi var 70'li yıllarda, o da çok aziz bir şey de evet, değil yani. Evet, evet. Yani Budizm'e nasıl bakıyorlarsa İslamiyet'e de öyle, öyle bakıyor. Başka sonradan bir şey. Sonradan bir baktılar ki Eyüp Sultan'da Gülli Yasin satılan böyle çok mistik bir şey de değilmiş. Vazgeçtiler yani. Evet. Şimdi, anlayamamışlar. Şimdi aynı şartlar değil tabii, yani o dönemle bu dönem aynı şart değil ama tehdit aynı tehdit. Yani o karşı tarafın algısıyla böyle. Peki aynı dönemde aynı dönemde Ortodoksi nasıl? Ortodoksi de dikkat edin o dönemlere, geçmişte Müslümanlarla beraber aynı siyasal sistem içinde. Yani Osmanlı, Müslüman Türkler bir siyasal sistem getiriyor. Ortodoksi de onun içinde yaşıyor. Bu sadece bizde değil, mesela Rusya'daki Ortodoksi de aslında 1500-1600'lü yıllara kadar hep İslam'ı siyasal sistemin içinde, yani İslam'ın getirdiği veya Müslüman Türklerin getirdiği bir siyasal örgüt içinde, örgütlenme içinde yaşıyorlar. Bu ne zaman değişiyor? Rusların o kuzeyi istila, bizim topraklarımız istiladan sonra değişir. Ortodoksi bir devlet olur kuzeyde. Ama bizim coğrafyamızda bizimle beraber yaşıyorlar. Dolayısıyla bu ayrım da çok önemli. Şimdi burada hangi tarafın daha müşfik olduğu, tabii tarihçiler tarafından çok defa söylenir. Bizim burada ifade etmemize gerek yok ama bir de Protestan, Martin Luther dedi. Martin Luther, bir de Protestan doğuyor ikisinin ortasından. Bence bireyle beraber doğuyor. Yani ben öyle bireyin Hristiyanlığın içinde özgürleşmesi ve Helenistik kültür orada aslında. Ben öyle tabii kim nasıl değerlendirir bilmiyorum ama Helenizmin bireyi tanrı yapması fikridir Protestanizm. Yani artık akıl o kadar güçlüdür ki hiçbir zaman irfanı ve vicdanı, hatta René Genan da, Genan gibi büyük felsefeciler bunu şey yapıyor. Orada yani, durup dönüşte devam edebilir miyiz? Tabii. Küçük bir aradan sonra. Tabii. Küçük bir ara, devam edeceğiz. Müzik.
İlyas Bey, araya gitmeden önce siz Taceddin Bey'in ve Özcan Bey'in yaptığı tarihsel girişe katkıda bulunarak aslında Hristiyanlıkta muhtelif mezheplerin İslam'la ilişkisini, dolayısıyla Müslümanlarla ilişkisinin farklılığını anlatıyordunuz. Ortodokslara gelmiştik. Şimdi Ortodoksi de kaldığımız yerden devam edersek 1812'de aslında İsviç Bible Cemiyeti var. Ortodoksinin etkilendiği bu biraz katı tutum, hani hem Balkanlarda hem Rusya'da hem bizim coğrafyamızda Ortodoksinin de değiştiğini görüyoruz. O yumuşak tavırdan biraz daha yabancıya karşı onların da tepkisini görüyoruz. Bu kendinden kaynaklanan bir şey değil. Tabii benim çalışmalarıma göre. Bu benim yorumum. Bu da öğreniyor. Birçok örneği de var. Ben önceki belki programlarda da anlattım bunu. Batıdaki o öğretiden geliyor. Mesela Rusya'daki Ortodoksinin sertleşmesinde Alman ekolünün çok St. Petersburg vasıtasıyla Alman ekolünün ve İsveç ekolünün çok önemli, Bible cemiyetinin çok önemli rolleri var. Dolayısıyla onların da bu dönemde biraz daha tabii misyonerlik Doğu cemiyetleri içinde formalaşınca, kurumsal hale gelince günümüzde siyasallaşıyor. Şimdi hep siyasi olarak hep Müslümanlara atıf yapılır da siyasal İslam falan filan, bence yani bir de karşı tarafta olayın nasıl politika haline geldiği ve siyasallaştığı hiç bizim alimlerimiz ve ilim adamlarımızın tarafından yerilmiyor. Bunun da göz önüne alınması lazım. Asıl siyasal Hristiyanlık. Tabii siyasal Hristiyanlık ve siyasal mezhepçilik, sadece Hristiyanlık değil. Mezhepçilik. Yani, ben de bir şey ilave edeyim, sonra Taceddin Bey'e döneyim. Siz söyleyince aklıma geldi. Kürt Enstitüsü Başkanı Kendal Nezan seneler evvel şey demişti. Kuzey Irak'a laik misyon okulu açılacak demişti. Bu işte önce misyoner okulları herhalde Fransa'da geçen yıllar içinde laikliği din olarak benimsediği için laik misyon okul açacak diye o da sevinçle söylemişti. Sonra da şimdi birazdan soracağım onu. Sekülerleşmenin de İslam'la bir problemi var. Daha doğrusu sekülerleşme ve kapitalistleşmenin galiba. Oradan da bir sıkıntı var. Taceddin ben şeyi Bey, bağlayayım da öyle geçelim Taceddin önce. Buyurun. Şimdi benim aslında burada niye bunları anlattım? Tabii Soğuk Savaş döneminde şey çok beslendi. Yani Doğu toplumları, özellikle Müslümanların yaşadığı ve Müslüman devletler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, özellikle Türkiye Cumhuriyeti için ve kenar kuşaktaki şeyler NATO konseptinde çok fazla desteklendi ve çok güçlendiler aslında. Organizasyon olarak güçlendiler. Afganistan'da örneği var mesela bunun. Başka yerlerde de örnekleri var da tek tek söylenmek gerekmez. Peki bu konsept bittikten sonra güçlenen bu organizasyon olma hali hemen peşinde birçok strateji kitabı yayınlandı ama ben sadece bir tanesini söyleyeceğim. Medeniyetler Çatışması, Huntington'ın yani sosyal bilimlerde, her siyaset bizim alanlarda başucu kitabı oldu. Yani daha ne zaman? İşte bundan 40 yıl evvel. Kitap yurdunda baskısı yok, biliyor musunuz şu an Türkiye'de? Evet, şu an Diren İdefiks'e falan bakın, yok. Ama zamanında o kadar çok. Ya tamam, nadir kitaptan buldunuz, bu kadar kıymetli, önemli bir şey basıp satan yenemeyiz. Gece gündür Samuel Huntington konuştuk da. Dolayısıyla bundan sonra her olay, şimdi Grand Strateji denilen şey hegemon bir güç. Amerika tek güç oldu biliyorsunuz. Ama bunun da dönemi bitiyor biliyorsunuz. Şimdi o zaman anladık ki dünyada çok fazla medeniyeti yok. Doğu medeniyeti evet var, Çin medeniyeti var, Hindistan medeniyeti var ama bunlar etkin unsurlar değiller artık. Değiller. Eskiden de değillerdi, bölgeseldir yani nihayetinde bölgesel. Ama İslam böyle değil. İslam doğuşundan itibaren Peygamber Efendimiz de kendisi İslam'ın kendisi çok, ben her zaman şeffaf, nezih ve estetik bir anlayışa sahip. İçinde sevgi var çünkü, hürmet var, irfan var, her şey var. İnsana ait her şey var. Dolayısıyla ister istemez yayılıyor. İşte bu, buna karşı bir şey, düzen gelişti. Bunun olmaması için. Bunun içinde işte siyasal İslam dediler falan filan, bir sürü
tanım çıktı ya, bu tanımın hepsi neyi gizliyor biliyor musunuz? İslam'ın kendi güzelliğini gizlemek için çıkartılan tanımlamalar. Medeniyetler çatışmasından söylüyorum. Peki bu böyle kaldı mı? Kalmadı. Şunu yaşıyoruz. Neden bu kadar, bu işler bu kadar çok sert birbirine giriyor? Bence artık grand strateji denilen o büyük strateji, evet, her ülke için büyük strateji var. İşte Enes Beylerin çıkarmış olduğu Türkiye için büyük strateji, Ruslar için büyük strateji, Çinliler için büyük strateji. Yani bölgesel güçler oluşmaya başladı. Bu bölgesel güçlerde dünya paylaşılıyor artık. Peki avantajlılar kim, dezavantajlılar kim? İşte her ülke avantajı dezavantajı hesaplıyor bunun içine. Ben o yüzden bu genellemeyi verdim. Fransa için mesela. Fransa Doğu Akdeniz'e, işte yine Suriye, o Orta Afrika'da o eski etkinliğini nasıl kazanacak? Bir problem bu. Bunu o dengede. İngilizler için aynı şey. Almanlar için aynı şey. Avrupalı, Ruslar için aynı şey. Peki Türkiye için de başka bir strateji olmalı yani. Bu hepsi birbirine girip o yüzden çok sert çatışma oluşuyor. Şimdi, bunu açabiliriz yani. Taceddin Bey, Fransa'dan açıyorum artık mevzuyu. Fransa'nın malum diğer Avrupa ülkelerinden daha kanlı bir din mücadelesi var. Kilise karşıtlığı, bir savaş ve Türkiye'deki laiklik tanımından daha farklıdır. Fransa'da kompleksiz bir şekilde şeyde de, sözlükte de laiklik din karşıtlığı, din düşmanlığı diye tanımlanır. Laikler kendilerini başka, yani laiklik dinine mensupmuş gibi de tanımlayabilir. Tabii kiliseye girmez falan yani adamlar. Evet, hatta laiklik kilisesi vardır. Tabii. Panteon'da, yani içinde ibadet edilmez. Voltaire, Emile Zola falan şeyleri, büyükleri vardır. Bir nevi türbe gibidir. Ve dediğim gibi insanlar rahatlıkla ben laiyim, yani dinsizim derler. Din düşmanıyım derler. Şimdi böyle baktığında Hristiyanlıkla, daha doğrusu Katoliklikle mücadelesinde travmatik bir geçmişi var. Haklı oldukları yanlar da var kiliseyle çarpışmasında Fransa'nın. Ama bu travmasını sizce bugün İslam, yani işte onun için yeni bir din, taze, dinç, dinamik, böyle bir düşmanlık mı? Yoksa doğrudan bu Müslümanlar sıkıntı diye mi bakıyor, problem diye mi bakıyor? Yani klasik laiklik refleksiyle mi bakıyor, yoksa yabancı diye mi bakıyor? Birincisi, ben Fransızların haklı olduğunu falan da düşünmem. Çünkü birinci François zamanında yaşanan büyük bir yarılmadır o. Birinci François'un ablası Huguenot oldu. Kendisi de Huguenot oldu. Sonra dediler ki efendim, gökte tanrı bir, yerde bir tane, burada kardinale vermezseniz ülkeyi idare edemezsiniz. Kendi yok etti. Evet, yani katılmasanız da ama böyle bir kanlı savaş, evet, var şimdi aralarında. Var, tabii var. Yani Katolik Kilisesi'ne birinci François teslim etti ülkeyi. Öyle bir sıkıntı var. Şimdi dönüp baktığımızda şöyle bir hakikatle karşılaşıyoruz. Dünyada bir tane din var. Tek din yani, İslamiyet. Hadi biraz da Yahudilik, 1,5. İkinci bir din yok. Bunu ben bir mümin olarak Kur'an-ı Kerim ayetinden yola çıkarak söylemiyorum. Diyorum ki bir dini din yapan kıstasları dönüp saydığımızda, efendim, kendine ait dünyevi talepleri, kamusal alandan talepleri, müntesiplerinin varlığı, müntesiplerinin hayatlarını tanzim ediş, şu bu falan filan, 7-8 tane kriter yazıyorum. Hepsinden fire vermeden çıkan din İslamiyet. Onun haricinde Hristiyanlık dediğiniz şeyin gündelik hayat tanziminde eksikliği var. Yahudilik dediğiniz şeyin bir açılım sıkıntısı var. Evrensel sıkıntısı. Evrensellik sıkıntısı var. Budizm dediğiniz şey başka, Hinduizm dediğiniz şey başka, o başka, bu başka, İslamiyet yegane din olarak çıkıyor karşınıza. Şimdi burada dinle mücadele edeceksiniz. Mücadele etmeniz gereken şeyin İslamiyet olduğu açık. Ben deminki mevzuya bir iki şeyi de bununla birlikte bağlayayım müsaade ederseniz. Burada dinle mücadele edeceksiniz, mücadele etmeniz gereken şeyin İslamiyet'in olması bize bir takım şeyleri de hatırlatıyor. Bir, postmodern transformasyonu es geçmeyeceğiz. Çünkü eskiden bu adamlar kamusal alanda neyin görünmesi gerektiğini merkezi medya ve bir takım ufak tefek reklamlar sayesinde başarıyorlardı. Şimdi postmodern transformasyon, yani şehirlerin internet forumlarında
diyorsunuz ki ben Paris'in ne bileyim işte 22. mahallesinde oturan falanca, biz de burada camimizin önünün yıkanmasını istiyoruz. Yani kamusal alana postmodern transformasyon Avrupa'da yaşayan Müslümanlar çok fazla çıkardı. Şimdi adam diyor ki bizim burada bir mücadelemiz var. Bu da ne de şehir teorisi şunu söyler. Eski şehirler altyapıları eskidiği için merkezleri kalitesiz bir yaşam sunar. Şehir merkezleri bu yüzden ucuz kiralık yerlerdir. Buraya mülteciler gelir, fakirler gelir. Ve şeyler, bu şehrin asıl sakinleri kenarlardaki lüks yerlere gider. Bu Avrupa'nın hemen her başkentinde karşılaştığımız bir şeydir. Fakat şimdi karşılaştığımız şey ne? Paris başta olmak üzere. Çünkü Paris Avrupa'nın ilk ve tek metropolüdür hakiki anlamda. Yani diğer şehirlerin nüfusu 15 binken Paris'inki 200 bindi hocam ortaçağ. Doğrudur. Böyledir yani. Bunun merkezini geri alma savaşı var şu an Avrupa'da. Şehir merkezlerini geri, yani evleri onarıyorlar. Kiralar yükseliyor. Diğerlerini kenara kaçırma savaşı. Şimdi dolayısıyla burada süren bir kamusal alan savaşı. Kamusal alandan yola çıkacak ve şehrin hüviyetini ortaya koyacak olan şey nedir? Bunu Paris'te koyacak. Mesela o ana şeyde değildir. Yani hatta o araba Paris yakma hikayeleri öyle çıktı. Banyolarda yaşıyorlar ve oraya yerleştirilmişler zaten. Paris bir şehrin istisna. Işıkları uzakta yani. Tabii Paris bir istisna o anlamıyla. Yani zaten Paris'in merkezinin önünde Eyfel'in orayı, Sorbonne'un orayı falan terk edemezsiniz kimseye de. Ben Avrupa'da süren genel sıkış şeyden bahsediyorum. Hı. Yani şehirlerin hüviyetini İslamlaştığını görüyorsunuz. Şimdi burada neden İslamiyet'i Fransa açısından soruyorum. Yani sadece Fransa açısından konuşursak bir tarafı eksik olur ama Fransa da burada azim derecede önemli. Hayır, o başı çektiği için yani. 68... Laikliğiyle de tamamen müstesna bir şeyi var, hüviyeti var. 68 hareketlerini hatırlayacaksanız 68 hareketleri bir utanç hareketiydi. Utanıyorlardı adamlar kendilerinden. Adorno'nun meşhur Erziyung zur Mündigkeit konuşması radyoda yaptı. Yani biz Nazilerin yetiştirmesi bir jenerasyonuz, kusura bakmayın dedi adam. Söyledi bunu yani. Burada insanlar bu utançlarından dolayı, Vietnam Savaşı'nın da utancı vardı. Hatırlarsanız 68 kuşağının sloganı ne? Ho Chi Minh. Değil mi? Ho Chi Minh. Burada bireysel dindarlığı keşfettiler. Dediler ki biz kamusal dindarlık denilen şeyle yürüyemeyeceğiz. Bireysel dindarlık, yani beni oturduğumda, meditasyon yaptığımda kendimi Tanrı'ya götüren şey güzel bir şeydir. Benim böyle bir talebim var. Ve bu adamların aslında 80'lere kadar, 80'lerin sonuna kadar övdüğü dindarlık tipi bireysel dindarlıktı. Bu ne? Budizm, işte yoga, meditasyon falan filan. Şimdi İslamiyet bunlara karşı dönüyor ve diyor ki saçmalamayın, din dediğiniz şey çok kamusal bir şeydir. Ve din olarak benim kamusal alandan talebim var. En olmazsa olmaz ezan okuyorum cayır cayır ortalık yerde. Okuyorum yani. Hani bir yerde Müslüman varsa. Kilisede de çan çalıyor. Ya kilisedeki çan çok kültürel dindarlığa ait bir şeydir. Hayır, saat başı çalıyor yani, neticede kilisede çalıyor. Tamam, o kültürel dindarlığa ait bir şeydir ama kamusal dindarlık olarak siz o çan çaldığında "Aa, çan çaldı, ben kiliseye gireyim" demezsiniz. Yani çanın en fazla yılbaşında bir tane çikolatasını yaparsa. Hayır, şeyi anlamda söylüyorum. Pratik edilmiyor olabilir ama işte ezan, öbürününki de kamusal alanda çan. Yok, şundan söyleyelim o zaman. Ya biraz da haç değiştirelim. Ve başörtü. Ama haç değil işte. Şimdi şöyle, başörtüsüyle siz başörtüsü olmadan dışarı çıkamazsınız. Yani siz şahsi tercihiniz, belki de çıkarsınız bilmiyorum da, hani bir Müslüman bayan. Yahut bu adam sünnettir diye sakalını bırakırsa, yani bu adamın şairi üstündedir. Hristiyan açısından şair bir defa klerusa bırakılmıştır. Yani şey, şey demek istiyorum. Burada problem laik refleksle ben Katoliklikten kurtulmuştum, bu da nereden çıktı mı? Tam olarak ona mı geliyoruz. Yoksa evet, şey mi? Tam olarak ona geliyoruz. Bu bir yabancı bir şey, istemiyorum. Biz dini halletmiştik, bitmişti o iş. Nereden geldi geriye? Yok, yani ben daha farklı bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu farklı olan şeyin de şu olduğunu düşünüyorum. Avrupa'yı oluşturan şeyler var ya, bunlardan birisi İbrani kültürü. Yani Avrupa'ya çok ait, çok içkin bir şey. Yani bu adam diyor ki ben bunu bir yerde temizledim, kamusal alanda yok Yahudilik. Yani birazcık Krakow'da kaldı, birazcık Antwerpen'de kaldı. Onun haricinde kalmadı. Müslümanların dönüşüyle bu adam orada İbrani görüyor. Tabii. Bu adam orada İbrani görüyor. Bu da nedir? İşte karısı kendisinden iki adım, şey, arkada. Adım arkada yürüyen bir Yahudi var. Ona bir şeyler, bir şey diyemiyor.
Korkudan. Diyor. Yok diyemiyor. Şu anda demez diyemiyor. Olur mu diyor ama kamusallaştıramıyor ifadesini. Yani burada sesli olarak meşru olan adam Müslüman. Yasak. Bunu bunun üstüne kuruyor. Şimdi söylememiz gereken şey ve hatırlamamız gereken şey şu. İşte Durkheim çözdü o işi. Durkheim evet. Dedi ki Emil Durkheim. Evet. Yani dünyada siz din bitti diye bir iddia ile ortaya çıkarsanız büyük yanılgı içerisine girersiniz. Form değiştirdi bu din. Şimdi Fransız laikliği dünyanın en misyoner karakterli seküler hareketidir. Hı hı, doğru. Kendisi haricindeki hiçbir şeye toleransı yoktur. İşte adam gidip okul açıyor laik misyon. Hiçbir toleransı eskiden yoktur. Eskiden Hristiyan okulu açıyordu, yani şimdi laik misyon ben okulu açıyor. Ben laiksem sen de laik olacaksın. Nasıl olmuyorsun ya, gavur musun kardeşim falan diyor. Hani misyonerliğini yapıyor bunun. İkincisi bunun yayılması için gerekirse kan döküyor. Evet. Üçüncüsü unutmayın 18. yüzyılın ilk yarısında işte bu demin bahsettiğimiz Hipokrates metinlerinin okunmasıyla birlikte Fransızlar Batı için öngördükleri bir şey vardı. Hümanizm ve Cumhuriyet. Hı-hı. Ne oldu? Fransız ihtilali kebiri olarak bu kendini ortaya koydu. Ama Doğulular bir şekilde özgürlük tasavvuru olmayan adamlardır. Biz bunları aydınlanmış bir diktatörlüğü öneriyoruz dediler. Bunu 18. yüzyılda söyledi. Evet. Sonra da aydınlanmış diktatörlük. Bu sebeple dikkat ederseniz Türkiye, Cezayir, Fas, işte Tunus bu ülkelere öngörülen idareler geçtiğimiz yüzyılda hep aydınlanmış diktatörlüklerdi. Yani bir tarafıyla dinden arınmış, bir tarafıyla son derece baskıcı, kendi otoriter, kamuoyuna evet. Otoriter. Ama dışarıya baktığınızda ise dışarıyla iyi anlaşan. Şimdi bu adam kendi içerisine dönüp baktığında şunu görüyor ve söylüyor. Ben oradaki idarelere, doğulu idarelere, siz aydınlanmış diktatörlükler kurun ve halkınızı böyle idare edin. Yoksa idare edemezsiniz demiştim ya. Ve bunu da hayata geçirmiştim ya. Şimdi kardeşim benim burada 6 milyon doğulu bir nüfusum var. Ben bunu nasıl başka bir idareyle idare edeyim? Dolayısıyla Fransa'nın da tatbik ettiği şey bir aydınlanmış diktatörlük Müslümanlara karşı. Çünkü ötekilerin zaten kamusal alandan yana bir talebi yok dinlerin. Bu kadar. Evet. Enes Bey, şimdi Taceddin Bey'in dediği gibi, yani o misyoner laiklik dahilinde mesela biz bunu şeyde gördük, işte bu Decathlon kapşonlu bir jogging kıyafeti koşmak için işte başörtülü hanımların kullanacağı bir kıyafet imal etti. Üstelik Fas, Tunus, Kuzey Afrika için. Sonra onu Fransa'da ilk satacağının ilanı çıktığında Cumhurbaşkanlığı sözcülüğünden siyasi partilerin genel başkanlarına, liderlerine kadar cümle şöyle başladı. Bu bizim değerlerimize, bizim değerlerimize aykırıdır. Ama biz ve böyle bir şey işte kabul edilemez. Bunun altına tahmin ediyorsunuzdur. İşte kadın erkek eşitliği de, ya da laiklik. Farklı muhtelif şeyler var. Açıklamalar var. Fakat buradaki bu bizim değerlerimiz sanki mesela Kopenhag kriterleri evrensel diye düşünüyorduk. Bizim değerlerimiz diye cümle kurulduğunda biz bunun içindeyiz zannediyorduk. Yani bunu Taceddin Bey'in dediği hümanizm zannediyorduk mesela. İnsan hakları zannediyorduk. Cumhuriyet zannediyorduk. Hatta işte Fransa'daki o eşitlik vesaire hikayesi zannediyorduk. Meğersem bizim değerlerimiz başka bir şeymiş. Şimdi bu tabii değerler meselesi çok soyut bir tartışma. Nedir yani değerler? Eğer kapşonlu bir eşofmanı bile Cumhurbaşkanlığı nezdinde kınıyorsa bir ülke ve sonra o mağazaya, özür dilerim sözünüzü kestim, milyonlarca e-mail geliyor, çalışanlarına saldırı oluyorsa bu hakikaten ciddiye alınması gereken bir durum. Şimdi tabii bütün bunlar aslında bu demin bahsettiğimiz o siyasal düşmanlaştırmanın bir tezahürleri bunlar. Hmm. Şimdi diyelim ki yani yukarıdan aşağı. Tabii. Diyelim ki şu anda dünyada ciddi bir güç kayması yaşandı. Çok yavaş da olsa yaşanıyor. Ama gerçek manasıyla Çin Batı'ya rakip teknolojik olarak, askeri olarak, ekonomik olarak bir güç olarak ortaya çıktı. Ve ciddi bir ölüm kalım mücadelesine girdiler diyelim. Nasıl Sovyetlerle Batı girdi bir dönem. Öyle bir dönem gelirse eğer, ben çok eminim ki ona şahit olacağız ki Batı içerisindeki bütün bu tartışmalar geri plana itilecek. Ve biz Çin'e belki yönelecek. Tabii Çin'e yönelecek. Dolayısıyla belki İslam dünyasıyla yeni bir ittifak kurmaya yönelecek.
o komünizm döneminde olduğu gibi. Komünizm o zaman bizim mücadele... değerlerimiz parantez daha mı geniş? Tabii o genişletip açılabilir siyasal olarak. Temelde o çatışma devam ediyor. Özünde o çatışma devam eder. O uyumsuzluk devam eder. Ama bu kadar ön plana alınmasının temelinde başka bir şey var. Çünkü 80'lerde de bu Türkler, Müslümanlar batıda yaşıyorlardı. 90'larda da yaşıyorlardı. 70'lerde de varlardı. Belki bu kadar çok fazla olmasalar bile görmezden geliniyorlardı, idare ediliyorlardı tırnak içerisinde. Ama bugün neden bu kadar büyük bir nefretin, ötekileştirmenin, güvenlikleştirmenin konusu oldular? Çünkü şu anda Batı hala şuna karar veremedi. İslam dünyası mı bana rakip, Rusya mı, Çin mi? Amerika'da da görüyoruz bu kararsızlığı. Yani gidip geliyor. Dolayısıyla Batı içerisinde de bu meseleyle, değerler meselesine baktığınız zaman anayasalarda böyle bir şey yok. Anayasada Alman değerleri diye bir kavram yok. İnsan hakları var, bilmem ne var falan filan. Bunlar çok soyut. Sorduğunuz zaman diyorlar ki Hristiyan, Yahudi medeniyeti ve onun değerleri deniyor. Dolayısıyla bunlar milli geniş... Milli marşta var ya. Efendim? Milli marşta Einigkeit und Recht und Freiheit. Bak Einigkeit diyor ilki. Tamam, milli marşta var ama biri, milli marş ama işte yani. Milli marş anayasanın bir parçası değil. Hukuki değil. Baktığımız zaman, farklı. Hukuki metinlere baktığımız zaman. Dolayısıyla... İşte başörtüsü meselesi, helal kesim meselesi, sünnet meselesi, bütün bunlara baktığınız zaman bu tartışmaların özünde deminki meseleye geliyoruz. Yani biz dinle hesaplaşmıştık. Hristiyanlık da o, Yahudilik de o. Bunu bir paranteze aldık. Toplumsal hayatın dışına çıkardık. Orada kamusal alanın dışına çıkardık. Kültürel olarak devam ediyor. Sonra bir anda İslamiyet diye bir şey çıktı. Bütün tezahürleriyle ortaya ve bir talebi var. Dolayısıyla bu talep onlara demin de konuştuğumuz gibi eskiyi hatırlatıyor bir taraftan. Demin de Taceddin Hoca dedi, yani Yahudi'yi hatırlatıyor aslında. Çünkü benzeşiyor ya, mesela şu anda bütün birçok Avrupa ülkesinde sünnet yasaklanmadıysa eğer Yahudili geleneğinde olduğu için yasaklanıyor. Peki ama helal et de öyle. Şimdi helal bu söylediğiniz veçesi var, evet, yeni bir din, taze, bu da nereden çıktı? Ama bir taraftan da bakınca mesela şunları biliyoruz, Fransa için, dünyanın en laik ülkesi için, en din düşmanı ülkesi için. 3-4 yaşından itibaren anaokullarında Yahudiler kipalarıyla falan tamamen Ortodoks dindar yetişmiş olabiliyorlar. Ama demin söylediğim şeyi doğruluyor bu, bakın. Şimdi devamını demin söyleyeyim. Söylediğim şeyi doğruluyor mesela zaten. Koşer reyonları marketlerde var. Ama İçişleri Bakanı Fransa'nın şöyle bir cümle kurabiliyor. Ki çok az zaten. Süpermarketlerde helal reyonu görmek asabımı bozuyor diyor. Tabii mesela Avusturya'da bir süt markası. Şimdi bu doğrudan sizin hayatınızı tehdit eden bir şey. Daha komik örnekleri var. Avusturya'da bir firma süt üretiyor. Süt yazdı üstüne Türkçe. Türklerin yoğun olduğu yerlerde marketler piyazı. Avusturyalı milliyetçiler ayağa kalktılar. Ortada ayağa kalktılar. Bir parça daha belki anlaşılabilir. Ama yani o hayat biçiminde eğer koşer yiyorsa, helal yiyorsa falan yemek yemesiyle bile... Bu mevzu değişmeden demin kişiyle ilgili bir cümle söyleyebilir miyim? Yukarıdan belirlemeyle ilgili. Şimdi Norbert Elias'ı hatırlayalım. Norbert Elias Fransız burjuvazisinin gelişmesiyle Alman burjuvazisinin gelişmesinin farklı süreçler olduğunu anlatır. Dolayısıyla Fransa'da böyle bir hanedan monarklığı kuruldu ya, bir kral var. Almanya'da imparatoru kurfürstler seçiyordu. Şimdi dolayısıyla Fransa'da yukarıdan değer dayatmak bir gelenektir. Adam iyi yurttaşın ne olduğunu, Robespierre de böyle yaptı. İyi yurttaş olacaksan şöyle olacaksın diyor. Bak Fransa'da bu gelenek hala sürüyor. Almanya'da böyle merkezi değil. Merkezi devletçilik güçlü olduğu için Fransa'da biz de onu örnek aldık aslında. Hem merkezi devlette hem laiklik anlayışında. Macron'un konuşmasında ne diyor? İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele edeceğim diyor. Ayrılıkçılık dediği zaman Fransız'a bir şey demek istiyor orada. Yani Fransa'da, yani o ayrılıkçılıkta, Fransa'da ayrılıkçı bir İslami yani hareket var mı? Merkezden kopmayla. Tabii, hayır, Fransa'da mesela ayrılıkçı... Korsika yok, baskı yok. İnsanın aklına öyle şeyler yok geliyor. Yani, separatizm, öyle, yani separatizm falan dediğiniz dediğinde... şey aslında nedir? Bir toplumda ayrılarak bir ayrı işte özerk bölge kurmak, ayrı bir cumhuriyet kurmak, ne? Öyle bir İslamcı hareket yok. Onu kullanarak toplumun... Bir cümleyle müdahale edebilir miyim? Siz bitirin cümlenizi. Özcan Bey müdahale etsin. Aslında orada bir şey söylemek istiyor. Bir alarm zili çalıyor. Demin konuştuğumuz meseleye dönecek olursak sizin söylediğiniz şey benim dediğim diğer mevzuyu doğruluyor. Yahudilik de paranteze alındı. Yani ha, o uyumsuzluk orada devam ediyor.
Onlar o hayatlarını devam ediyorlar. Okulları da var, her şeyleri de var. Bunu devam ediyor. İkincisi tabii Holokost meselesinden dolayı Yahudilere ekstra bir tolerans çünkü tanınıyor. Çünkü antisemitizmin tarifi sürekli ama gelişiyor yasal olarak. Ama esasında işin temelinde şu var. Esasında birlikte kurulan bir ittifak var söz konusu. Bir ittifak var. Dolayısıyla bugün bu ittifak üzerinden dünyaya tahakküm kuruluyor. Çok doğru. Siyonizm ve bilmem ne buna açılan alanlar yani. Bunun istisnaları var bu topluluklar içerisinde yani işte Fransa'da var bir Yeşiller Partisi'nden senatör bu ittifakı tersine telin eden ve bunun yani burada bunlar marjinal bile isimler ama baktığınız zaman Avrupa'da ama genelinde Avrupa bu, siyasetinde de bu Fransa'da da bu nizama dönüş. Tabii Fransa'da evet da bu aşırı sağ çok daha marjinal ve radikal ve kaba bir şekilde söylüyor. Ama özünde aşırı sağın söylediğiyle Yeşiller Partisi'nin söylediği aynı Müslümanlarla ilgili. Ve topluma teklifi aynı. Başörtüsü yasağını istiyorlar. Evet. Müslümanların kamusal alanda yani kamusal görünmesini istemiyorlar. Başörtüsünün kadını, esaret altında tutan, baskılayan bir ideolojinin ürünü olduğunu düşünüyor. Aynı şeyi düşünüyorlar. Ama ötekisi kaba saba bir adam. Bu taraftaki daha çok işte eğitimli ondan sonra daha farklı ifade ediyor. Ve Fransa neden önemli? Deminden beri konuşuyoruz. Valla nihayetinde Avrupa'da belki o aşırı sağdaki adam bile ikna edilebilir de diğer söylediğiniz hani kaba saba konuşan öbürünü ikna etmek çok zor. Tabii şimdi Fransa Avrupa'da ilk başörtüsü yasağını getiren ülke 2004. Evet. 500 başörtülü kız vardı. Tabii 2004'ten bahsediyorum. Şu anda Avusturya'da yeni başladı. Yani Fransa çok önden gidiyor. Çünkü bütün bu olayların şeyin merkezinde olduğu için o merkezi devlet ondan sonra daha kaba saba bir sömürgecilik geçmişi olduğu için katı laiklik anlayışı olduğu için 2004'ten itibaren Fransa bu işte. Ve biz Fransa'yla da çok benziyoruz bakın. Tabii. Yapılan tartışmalara bakalım. Türkiye'de de 90'larda yapılan tartışmaları hatırlayalım. Kamusal alan. Kamusal alanda dinin görülmesi, ne kadar müsaade edilecek, başörtüsü yasakları, kurban meselesi Türkiye'de ne kadar tartışılıyor. Türkiye'de belki helal kesimle ilgili bir şeyi dillendiremiyorlardı ama onu hayvanlara eziyet olarak çerçeveleyerek kurban üzerinden tartışma. Bir dönem sünnetle ilgili de Türkiye'de bir tartışma başlatılmaya çalışıldı baktığınız zaman. Hmm. Haşama mesela tartışması. Evet. Kadınlara ayrılan özel plaj meselesi. Ben biliyorum. Onu daha adam yüzü bir şeye aslında soksun. Türkiye öncülük etti o anlamda Fransa'ya biraz. Evet mesela benim yani ben Türkler hatırlıyorum. Türkler öncüdür yani Durkheim'den bahsettim. Yani 10-15 yıl evvel Türkler yapıyordu. Fransızlar 15 yıl sonra yaptılar. Kocaeli'de mesela belediye, Büyükşehir Belediyesi bir plajı kadınlara özel plaj olarak ayırmıştı. Ve Türkiye'deki bir partinin kadın kollarının ben o paravanlara saldırıp oraya yıktığını hatırlıyorum. 2005'ler ya da 2006'larda oldu bu. Daha sonra Fransa'da yine yani dolayısıyla tartışmalar da çok benziyor bizim yaşadığımız tartışmalar. Hatta işte Batı'nın Avrupa'nın 28 Şubat'ı falan gibi şeyler konuşuluyor Türkiye'de. Parantez olarak söyleyeyim mevzuyu dağıtmayalım ama 2004'teki yasakta örnek gösterilen ülke Türkiye'ydi. Tabii. Ve şöyle deniyordu %99'u Müslüman olan ülkede bu yasaksa demek ki tehlikeli bir şey. Şimdi biz demin Taceddin Hoca dedi ya yani o diktatörlük İslam dünyasında aydınlanmış diktatörlük öneriyorlardı. Dolayısıyla bundan dolayı da Sisi ile Muhammed bin Zayed ile Selman'la çok iyi anlaşıyorlar ama Erdoğan'la anlaşamıyorlar. Veya çünkü Rabıta'nın başkanı eski Adalet Bakanı Suudi Arabistan'ın şimdi Özcan Bey belki söyler dünya kadar idam kararı vermiş bir Adalet Bakanı üstelik eski. Fransa ile çok iyi ilişkileri var. Doğulular refaha düşkün kölelerdir dedi adam. Ne bu kadar? Refahını evet ver istediğin kadar Özcan köle yapar. Özcan Bey, siz bir şey öyle eklemek istiyordunuz. Mı? Öyle oldu. Enes Bey'in evet, söylediğine hem de buyurun. Buyurun. Birkaç şey söylemek istiyorum. Lütfen. Çok müdahale etmek istemedim. Biraz Fransız kalmıyorum ama uzaktayız tabii biraz. Tabii öyle bir maliyeti var. Tartışmalar yürüyor. Şimdi ben de biraz tabii dinler tarih çalışmaları da yaptım. Dinler tarihine de girildi sayın dostumuz İlyas Bey açtı o konuyu. Şimdi tabii bu meselede birkaç yönü de vurgulamamız gerekiyor. Öncelikle ilk bölümde söylediğim şeyin devamını tamamlayamamıştım. Yani 11 Eylül'den sonra tabii Hollanda'da belli ülkelerde bu lokal 11 Eylül'ler oldu. Daha sonra bu İslam karşıtlığı aşırı sağ partiler tarafından daha ziyade yürütüldü.
Onlar öncülüğünü yaptı, en azından öyle diyeyim. Avrupa'nın her tarafında Wildersvari, aşırı sağ partiler, işte Le Penvari partiler yükseldi. Güçlendiler. Bazı yerlerde ana muhalefet, bazı yerlerde iktidar oldular. Ama burada bir şey daha oldu. Merkez partiler de aslında, hem merkez sol sağ partiler de aşırı sağlaştı. Onu da belirtmek lazım. Yani Avusturya'daki Enes Bey çok iyi bilecek. Aslında Sebastian Kurz işte bundan 10-15 yıl öncesi, 10 yıl öncesinde işte başörtüleri savunurken, şimdi tam zıttı bir pozisyona düştüyse veya başka ülkelerdeki başka partilerde de benzer şeyler görüyoruz. Burada başka şeyler, başka dinamiklerin de olduğunu görürüz. En son gelinen noktada aslında bu işte, ben bugün bir analiz yazım da vardı. Orada tekrar bu Avrupa İslam karşıtlığıyla kendi geçmişini veya en azından kimliğini, yani Avrupa'da bir kimlik sorunu da var bir yandan. Yani değerler ve normlar tartışması yapılıyor. Bu kimliğini inşa etmek için, en azından belli noktalarda aktive etmek için bir anlamda düşman da üretmek zorunda. Yani bir şeyi kendisine düşman da alacak zıtlıklar üzerinden. Bu geçmişte belli dönemlerde farklı düşmanlıklar oldu. Bugün bence 15 Temmuz'dan sonra ve özellikle Hollanda özelinde de Rotterdam olaylarından sonra biraz Türklere yöneliyor bu iş. Tabii Türkiye'ye yöneliyor, öyle diyelim. Türk fobi veya Türkiye fobi bir yönden aktive ediliyor. Şimdi bunu vurguladıktan sonra şu soruları siz de sordunuz aslında, bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin veya Türkiye'nin karşısına blok halinde dizilen ülkelerin de burada rolü var mı yok mu, onu biraz sorgulamak lazım. Ama meselenin ondan önce bir defa kavganın biraz din dışılıkla kutsal arasında yürüdüğünü de veya kutsal değerler arasında yürüdüğünü biraz genel temelde tespit etmemiz lazım. Şimdi tabii Avrupa'yı özellikle Protestanlığın oluşumundan sonra 1517'de iki türlü çizgide yürüdü Protestanlık daha ziyade. Birisi biraz daha Püriten anlayışta ve bugün evanjelizmi doğurdu. Bir tanesi de biraz daha Max Weber'ci çizgide, piyasacı ve kapitalizmle, piyasa ekonomisiyle uyumlu halde yürüdü ve bu liberalleşti aslında. Yani İslam'ın protestanlaşması tabiri de aslında biraz da bu çizgiyle alakalı bir şey. Bu aydınlanmayla, hermeneutikle, hermeneutik çalışmalarıyla 18. yüzyılda aslında büyük ölçüde o dinlerin tekstlerine, yani özlerine müdahale edildi. Şimdi benzer bir şey aslında Macron'un aydınlatılmış İslam tabiriyle kastettiği şey de tam olarak bu dinin özüne yönelik müdahaledir. Yani bir takım işte konjonktürel şeyler var tabii olayla ilgili, ama esasında aydınlatılmış İslam tabiri ile kastettiği şey bu. Çünkü şunu biliyorlar, İslam yegane dindir. Yani Taceddin dostumuz aslında orayı vurguladı. Yani İslam, inne dine indellahil İslam'dır. Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerime var. Allah katında din, yegane din İslam'dır. Peki Hristiyanlık, Yahudilik gibi, Budizm gibi din diye tabir ettiğimiz şeyler ne oluyor? Şimdi onların, bu dinlerin öteden beri iddiası kendilerinin yegane din olduğu şeklinde. Şimdi İslam'ın da iddiası yegane din İslam, ki biz ona inanıyoruz. Şimdi Hristiyanlık, Yahudilik, bunlar biz yegane diniz, bizden ayrılan Yahudiler bizden ayrılandır veya Yahudilik bizim işte eskimiştir diye söylüyor, ama İslam da Hristiyanlığın bir itizalidir, bir ayrılmış bir formudur diye söylüyorlar. Şimdi bu tartışma bir yandan devam ediyor. Yani bugün alevlenen tartışmalardan birisi de budur. Yani bu bugün din dışı ve kutsalla din dışı arasındaki noktaya evrildi. Avrupa'da biliyorsunuz Yahudi, Hristiyan kökenleri var Avrupa'nın mutlaka. Ancak bugün gelinen noktada, özellikle bugün tartıştığımız ülkelerin, ülkeden ülkeye fark eder ama %60-70 hatta 80'lere varan oranda agnostik, nihilist, işte deist, ateist gibi, hatta apateist dediğimiz tarzda dinden şu veya bu şekilde mesafe koyan ülkeler olduğunu görüyoruz. Şimdi peki bu böyle olduğu halde, şimdi işte az önce vurgulandı, sünnet tartışmaları, helal kesim, koşer tartışmaları yapılıyor, başörtüsü, kamusal alan tartışmaları yapılıyor. Şimdi buralarda şunu vurgulamak isterim. Mesela yani Yahudilerle biz uzun yıllar, mesela Hollanda'da da benzer tartışmalar oldu, başka ülkelerde oldu. Bu sünnet ve
işte helal kesim yasağı aslında iki tane önemli şeylerden birisidir. Tartışma alanlarından. Burada biz Yahudilerle birlikte haklarımızı savunduk uzun yıllar. Ancak mesela sonuçta ne oldu? Mesela Hollanda'daki durum bu noktada gelişti. Yahudilere istisna getirdiler ve Müslümanlara yasaklandı helal kesim. Veya sünnette de benzer tartışmalar, benzer durum söz konusu oluyor. Şimdi hep İslam'la beraber belki belli şeyleri savunuluyor ama belli dinlerle. O dinlere yönelik istisnalar mutlaka getiriliyor. Çünkü bunun da sebebi şudur. Tamamen güçle alakalı bir şey, lobicilikle alakalı bir şey, kurumlarınızla, güçlü kurumlarla alakalı bir şey. Takdir edersiniz ki Avrupa'da Müslümanlar, işte Fransa'da 10 milyonun üzerindedir. İşte 27-30 milyona yakın Müslüman var Avrupa'da, Batı'da. Şimdi bu ülkelerdeki bu sayıdaki veya daha fazla, tabii tam rakam burada vermeyeyim. Şimdi bu sayıdaki Müslümanların güçlü kurumlara sahip mi? Ben ondan çok emin değilim. Bir sürü kurumlarımız var. Ekonomik anlamda güçlüyüz ama kendi içerimizdeki sorunlarla da ilişkili bu. Güçlü lobilere ve güçlü kurumlara sahip değiliz. Peki Yahudiler sahip mi? Yahudiler tabii ki sahip. Antisemitizm eğer suçsa ülkelerde, Yahudilerle ilgili söylenen en küçük bir şey dahi hemen müdahale edilip anında durdurulabiliyorsa, o ülkelere ultimatomlar çekiliyorsa, bakın bir örnek vereyim. Filistin davasında Filistinlilerle ilgili İsrail'in yaptığı bir takım hukuksuzlara zulümü bundan 7-8 sene önceydi zannediyorum. Protestan Kiliseler Birliği var Hollanda'da. Bunlar bir bildiri yayınladılar. Orada İsrail'in yaptıklarının zulüm olduğu şeklinde. Hemen Amerika'daki Beşur Yahudi kuruluşu oraya ultimatum şeklinde bir şeyle ultimatum verdi ve bu bildiriyi geri çektiler. Şimdi böyle bir durumdan söz ediyoruz. Yani Hristiyanlıkla ilgili de tamam belli şeyler söyleniyor ama Hristiyan kurumları son derece güçlü kurumlar var. Kiliseler Birliği var, işte Katoliklik orada zaten biliyoruz. Şimdi bütün bunlar çok üzerinde vurgulamamız gereken noktalar. Şimdi bir diğer husus, meselenin tabii bir diğer önemli noktası. Şimdi biz aşırı sağdan bahsediyoruz ama aşırı sağ bugün işte Avrupa'nın yeni normali olduğunu, merkez sol ve sağ partilerin aşırı sağlaştığını, hatta bu tip İslam'la ilgili bu yasaların, bu kanunların, küreklerin yasalaşması için veya tartışılması için marjinal aşırı sağcı partilerin bir manivela gibi kullanıldığını da ben şahsen düşünüyorum. Yani bunları mesela sistem içerisinde çok güzel de eritebilirler. Bunlara karşı bunları pasifize de edebilir o sistemler, o ülkeler. Ama bunu asla yapmıyorlar. Tabii bu İslam'la ilgili tartışmalarda veya benzer tartışmalarda son derece işlerine geliyor. İşte mesela helal kesimle ilgili tartışmalar iki milletvekiline sahip Hayvanlar Partisi tarafından parlamentoya getirilmişti Hollanda'da bir dönem. Ve 134-150 sandalyeli Hollanda parlamentosu 134 tane diyorum milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Şimdi bu tabii bütün bunları düşünmemiz lazım. Ben şunu söylemek istiyorum. Yani meselenin bir temele müteallik yönü var, bir de konjonktürel yönleri var. Yani işin temele müteallik yönünün biraz İlyas Bey dostumuz, hocamız da vurguladı, diğer hocalarımız da buna değindiler. Yani medeniyet tasavvuruyla ilgili dünyada medeniyet tasavvuru olan, medeniyet perspektifi olan veya kamusal alandaki tartışmalarda kamusala yönelik, hayata yönelik iddiası olan yegane din İslam'dır şu anda, en azından o dinleri de sayacak olursak. Dolayısıyla bu kamusal alan tartışmaları biraz modernizmle, postmodernizmle alevlendi. İşte Peter Berger vardı, modern teorinin en azından öncülerinden. O kamusal alanda dinin yerinin olmayacağını söylemişti bir dönem. Ama daha sonra baktılar kamusal alanda değerlerle, aileyle ilgili yönleri de var bu dinlerin. Dolayısıyla orada bir postmodern revizyona da gidildi. Ama gidilmesine rağmen burada hep İslam'la ilgili istisnalar getirilme noktasında bu tartışmalar yürütüldü. Yani eğer olacaksa bu, İslam bundan istifade etmesin şeklindeydi. Şimdi meselenin tabii Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır bloku ki son 3-4 yıldır, 3 yıldır en azından Türkiye karşıtı, Cumhurbaşkanımız karşıtı bir bloğa evrildiler. Burada tabii
ABD ve İsrail'in bunun arkasındaki rolünü biz unutmayalım. Şimdi burada teopolitik bir proje aslında söz konusu. Bunun ben Fransa Macron'un açıklamalarıyla bağımsız olmadığını düşünüyorum bu dizaynın. Şöyle söyleyelim. Birleşik Arap Emirlikleri'nde siz söylediğiniz aslında Suudi Arabistan'da bir rabıta diye bir kurum var. Bu rabıta da bir son 3 seneye kadar aslında dünyada birçok ülkelerden alimleri, mütefekkirleri topluyordu. Yıllık toplantılar yapardı. Ben de zaman zaman katıldım bu kuruluşun toplantılarına. Ama son 3 senedir bu yeni değişiklikle... Dinler arası diyalog için çalışıyor. Evet, yani ona biraz dönüştü. Başkanı değişti. Muhammed Ali İsa başına geldi. Ve El İsa da bulunduğunuz yine... ülkenin yasalarına uyun. Hiç sesinizi çıkarmayın. Evet, evet, her ne kadar nasıl baskı yaparlarsa yapsınlar, hepsi haklıdır diyor. Yani işte ılımlı İslam anlayışını ortaya koymuştu veya politikasını ortaya koymuştu 3 sene önce Muhammed bin Selman. Ilımlı İslam'a dönüyoruz. Mütefettih İslam diye geçti o tabir ama ılımlı o da İslam'da bunun taşıyıcısı. Protestanlar... Evet, yani bunun teopolitik anlamdaki taşıyıcısı Muhammed Ali İsa ve rabıta oldu. Ama bunun paralelinde çok ilginç, Birleşik Arap Emirlikleri'nde de benzer bir kurum kuruldu. Burada da Meclisül Hukema diye, yine Hukema, Hakimler, Alimler Konseyi diye bir konsey kuruldu. Çok ilginçtir bu kurum içerisine. Amerika'dan mesela Hamza Yusuf diye birisi var, evet, bir mütefekkir. Ben de aslında izlerdim kendisini. İyi de yetişmiş bir arkadaş. Zeytuna Enstitüsü var Kaliforniya'da galiba. Evet. Şimdi mesela o 3 sene, 4 sene önce daha bu kurum oluşmadan önce bu Türkiye'yi övüyordu videolarında. Ama bu kurumun başına, bu kurumun geçtikten içerisine onu da aldılar. İşte Moritanyalı bir alim var, bir sürü böyle başka alimler var. Ezher Şeyhi bunun başkanlığını yapıyor aynı zamanda. Ezher Başkanı Ahmet Ettayyip. Şimdi iki tane bakıyorsunuz teopolitik anlamda dizayn edilmiş ve ılımlı İslam'ın şeyini, temsilciliğini yapan veya en azından bunu hocam, dünyaya... Hocam Lamont da bunları finanse ediyor galiba. Kim? Lamont da finanse ediyor galiba. Yok, finanse bugün edemez Lamont. Ben... Kendi kendini zor bu finanse aslında ediyor. Türkiye'nin... Yok yok, zihinsel Türkiye'de... finansı var galiba. Ha. Çünkü bugün tweetlere baktım. Lamont'u da o makalelere bugün aktığınız zaman hep bunlardan bahsediyor yani. Hmm. Aynen aynen, yani İlyas Bey aslında Fransa'da gidip geldiler. Mesela Muhammed El İsa 2019 yılında, geçen yıl Charlie Hebdo'nun binasını gezmek, ziyaret evet, etmek evet. istedi. Bakın Limon'da Charlie makaleydi. Hebdo, yani provokasyon olur diye izin vermediler. Sonra Holocaust'u Polonya'da gitti, ziyaret etti. Hani bir şey demiyoruz bunlara ama bunları bir proje dahilinde yok, de yok yok ama o El İsa'nın zaten o toplantısı, konuşması falan yeterince provokatifti. Hatta Macron'dan tabii daha provokatifti. Peki. Aynen aynen. Ben şunu demek istiyorum burada aslında. Bütün bunları söylememdeki evet. şey şu. Yani burada esasında bu Türkiye'nin ve Türkiye'nin öncülük ettiği İslam anlayışının ve dünyada hinterlantına yönelik politikalarının önüne geçmek için böyle bir dizayn olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Bunun Fransa'dan da bağımsız olmadığını düşünüyorum. Çünkü Fransa, Macron defalarca oraları görüştü bu kişilerle. Şimdi bu peki o zaman işte yeni düşman tanımlamasıyla bence ilgili bu. Türkiye onda ve, da diyorsunuz ki İslamofobinin yerini Türkofobi yeni, alıyor. Ya, aynen öyle. Yani Türkofobi, peki. Erdoğanfobi gibi bir şeye evrildi. Peki. Neticede yani tarihin 15. 16. asrındaki Osmanlı fobi, Osmanlı'ya yönelik o bakış aslında tekrar bugün canlandı. Canlanmış oldu. Bugün Suudi Arabistan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İslam anlayışıyla, teopolitik anlayışıyla çok da büyük sorunu yoktur. Bunları biz evet, çok da biliyorum. Önemsemiyor Batı. Ama Türkiye hinterlandıyla, öne çıkardığı proaktif politikayla, işte dünyadaki soft power dediğimiz yumuşak güçleriyle, kurumlarıyla, özellikle Avrupa'ya yönelik de kurumlar evet. var biliyorsunuz. Bu kurumlarıyla Türkiye bence Türkiye'nin karşısına dizayn ediliyor. Bunu İslam dünyasında da işte bu dizaynı yaptılar ve Macron da bunu bence biraz öne çıkardı. Başka peki. meseleleri de var çok, olayın. Yani onları da konuşuruz çok, inşallah. Çok teşekkür ederiz Özcan Bey. Şimdi İlyas Bey görünmekten söz etti. Görünür olmaktan. Enes Bey de Avrupa'da Müslümanların görünür olması. Evet, kadınlar daha görünürler. Nitekim o başörtüsü evet. mevzuunda
Ya hiyerarşik olarak da Ortodoks kadınla, Ortodoks Yahudi kadınla Müslüman Yahudi şey Müslüman kadın da görünür bir şey. Hristiyan bir kadına nispetle hemen 1 metre şey 50 metre ileriden de fark edebilirsiniz. Fakat şimdi bu görünmek üzerinden eskiden karikatürize edilen şeyler bir hakikate dönüştü. Doğru, mesela Fransa'nın en itibarlı imamı ve bu icat edilmek istenen Fransa İslamı'nın konseyinin başına getirilecek Bordolu imam, üstelik adam Selefi filan evvelden de, diyor ki nasıl ki bu kelamın tabiata renklerini uyduruyor, şimdi Müslümanlar da yapabilir bunu diyor. Hatta diyor ki, bu böyle artık şey karikatür gibi ama nasıl ki melekler gözükmez diyor, Müslümanlar da gözükmez olabilir diyor. Evet. Ben ayrıca diyor mesela böyle namaz vesaire ibadetlerinde diyor işte eve gidince yaparsınız. Şeyde ortada yapmanıza ihtiyaç yok gerçek diyor. Gerçek mi? Zaytuk gibi bir bu şey. Bu yok gerçek. Gerçek ben gerçek. Ben size bu adamın röportajlarını veririm. Hatta röportajı yapan Fransız bile daha insaflı. Onun bu yanıtlarının karşısında Müslümanlar böylece kendilerini aşağılanmış hissetmezler mi diye soruyor. Bu görünmezlik hikayesi ve görünür olmak. Şimdi orada içeride görünen bir Müslümanlar var. Bir de görünen Türkiye var galiba. Bu ikisi arasında böyle bir denklem. Evet, denklem kurabilir miyiz? Yani neden Macron? Şimdi şeyden. Mesela yani Müslümanlar derken bunlar Kuzey Afrika'dan gelmiş insanlar ve sömürge ülkelerinden gelmiş insanlar. Türklerin sayısı çok sınırlı. O ülkelerden birine çatmıyor da işte mesela diyor ki işte Cumhurbaşkanı halka bir şey demiyoruz ama Cumhurbaşkanı'na diyerek başlıyor. Yani. Tabii farklı beyanları da var. Şimdi şeyden başlayalım istersen. Nasıl bir İslam düşünüyor? Bunun için anayasa tekliflerine herhalde bakmışsındır sen. Bir süredir Fransa düşünüyor. Macron da üstüne geldi. En önemli şey dernekleri kontrol altına alıp yakın takip. Yani biliyorsun özellikle gençlik teşkilatları ve dernekleri çok etkin. Fransa'da ve diğer Batı ülkelerde. İkincisi ülke dışından Fransa'ya imam göndermek yasaklanacak ve bu işleyen İşte harç paralarından şey taks geliştirip onunla da bu İslam'ı çok önemli şey evlerde etmek. Verilen eğitimi kısıtlama. Bakın evin içine de kamusal alan değil. Bu artık kamusal alan değil. Şahsi özel hayata da müdahale var. Bu yasa yani teklif edilen yasalar. Şimdi buradan bu Müslümanlara reva görülen bir hal. Bunun zihinsel temellerini hem Taceddin Hoca hem Enes Hoca anlatmaya çalıştılar. Biz de dilimiz döndüğü kadar anlattık. Çünkü Hristiyanlıkta böyle bir şey oldu. Olması da Hristiyanlığın gelişimine uygun ama İslam'a uygun değil dendi. Biz de zaten ilahiyatta veya dinler tarihinde anlatırken ben hep öğrencilerime öyle anlatırdım tarihi anlatırken. Yani Hristiyanlığın tarihsel gelişimi ve içindeki diyalektiği buna uygun. Çünkü şey yok. Yani insanı ifade edecek ve güncel hayatla bağ kuracak bir akli bir şey yok yani. Elde tutulan bir şey yok. Orada bu doğal gelişimde gelebilir. Ama İslam öyle değil. İslam böyle bir tartışması yok. Böyle bir şey de içinde barınmıyor İslam'ın. Yani biz hep bunu bir genel anlamda anlatırız yani öğrenciye. Şimdi burada kalsın. Neden Türkler ve veya Türklerin temsil ettiği İslam bunun içinde bununla şey oluyor, ilişki kuruluyor, ilişki kuruluyor. Ben bununla ilgili herhalde bir makalem vardı benim bununla ilgili. Büyük devlet Türkiye diye. Devlet olmak, temsil etmek öyle hemen olacak bir şey değil. Yani sizi devlet yapıyorum ve bir camiayı temsil eder olamıyor yani böyle bir şey. Maalesef böyle. Türkler Müslüman olduktan sonra peyderpey akın olarak önce Anadolu'ya, kuzeyden de gidiyorlar Rusya'dan işte ta o topraklardan Doğu Avrupa'ya ulaşıyorlar ama buradan Balkanlar ve Balkanlardan iç Orta Avrupa'ya doğru bir sürüklenirken kendi hakimiyet telakkilerini, organizasyon güçlerini de buraya taşıyorlar. Dolayısıyla öyle bir güçlü teşkilat ki bu İslam'la beraber bir şey oluşturuyor. Medeniyet tasavvuru oluşturuyor. Bakın çok çarpıcı bir milliyetçi partinin ve kendini de
yani bu jenerasyon gören bir partinin lideri dedi ki Ernest Renan'dan biz faydalanıyoruz milliyetçilik teorimizde. Belki duydunuz. İsim vermeyeceğim ama Ernest Renan biliyorsunuz İslam medeniyeti yoktur diyen bir adam. Türk İslam medeniyeti hiç yoktur diyen bir adam ya. Şimdi çarpık zihniyeti anlatmaya çalışıyorum. Akşener mi bu? Ya yok, isim çok önemli yok, değil. Bir şey diyeceğim de onunla ilgili. Yok demeyelim. Zaten. 5 sayfa okumuş mudur acaba? Ya yok, kim çok önemli değil. O da bir acayip. Biliyorsunuz bununla ilgili ilk cevabı da Yahya Kemal veriyor. İslam medeniyetinin ne olduğunu. Daha sonra bunun üzerine tarihsel literatürde Fuat Köprülü'den tutun bir sürü literatür var. Ama en önemlisi Cemil Meriç'in literatürü var. İslam medeniyetinin ne olduğunu. Cemil Meriç İslam medeniyetinde ne olduğunu söylemiş olsun. Araya gidelim. Tamam. Dönüşte devam edelim. Küçük bir ara. Birazdan buradayız. Ben size şöyle sormuştum. Hatırlatayım. Sonra da cevabınızı. Türklükle yani Macron'dan yola çıkarak Arap neçede ülkesindekiler sömürge, Fransız sömürgesinden gelen insanlar. Tabi bu arada bunun ayrı veçeli, yani çok fazla veçesi var. O insanların hafızasını da çalıştırıyorlar üzerlerine gittikçe ve bir milletvekili sadece Fransa'da iç savaş kışkırtıcılığını yaptığını söyleyip telin etti. Ama soru şuydu, neden Türkiye'yi hedef alıyor? Çünkü Erdoğan'ın cevabından önce başlatmıştı tabii, Macron. Tabii. Siz de buna mukabil Türklerin İslam'la şereflenmesinden itibaren tarihsel başlıkları verdiniz. Cemil Meriç'te kalmıştık. Şimdi şöyle aslında devam etmek lazım. Şimdi büyük devlet fikri ve alternatif medeniyet fikri bir tarihsel miras. Bunun da tecrübi durumu var. Yani boş da değil. Literatürü bir karıştırdığınız zaman 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. yüzyıllardaki miras literatüre geçiyor ve bugün mesela Fransa'nın en önemli gazetelerinde veya Batı'nın en önemli gazetelerinde köşe yazısı oluyor. O mirası onlar hatırlatarak bu çıkışı yapıyorlar. Yani Macron veya bir başka Batılı lider durup dururken bu açıklamayı yapmıyor. Köşe yazılarını takip ediyoruz. Bu miras ne? Bunu iyi belirlemek lazım. Ben şöyle ifade ediyorum kendi dilimde. Büyük devlet olmak, büyük fikir sahibi olmakla ilgili, bireyin de büyük olmasıyla ilgili bir şey. Yani bireyle ilgili, bireyin çok büyük birey olması lazım. Verici, özverili, kamil insan olması lazım. İki, devletin de bundan müteşekkil olması gerekir. Bizim tarihimizde yani İslam medeniyetinde bunu kim temsil ediyor? Şimdi bizde üç tane ana akım var. Birincisi Ehl-i Sünnet dediğimiz. Ben bunları mezhep olarak görmüyorum. Bunu devlet modeli olarak her zaman kendi literatürümde böyledir. Büyük devleti Ehl-i Sünnet veya ana cadde. Ana cadde Ehl-i Sünnet'i temsil eden akıl ve ruhun dengeli hali temsil eder. İkincisi, bunun muhalefeti de var elbette ama bu muhalefet bizde 14. yüzyıla kadar devlet olamaz. Şia dediğimiz veya bugün İran'ın temsil ettiği bir muhalif devlet olma. İslam'ın kendi içinde de yarılmaları var. Bu zayıflatıyor da aynı zamanda Batı'ya karşı. Dikkat edin, o devletten sonra bizim Batı'daki pozisyonumuz zayıflar. Bu burada kalmıyor. Büyük devlet olmak burada kalmıyor. Bizim oryantalizm ve Batı bizi tanıdıktan sonra, ben umum Müslümanları kastediyorum burada, kendi modellerini oluşturuyorlar İslam içinde. Yani buna ben bir şey söylemek istemiyorum ama buna sonradan oluşturulmuş üçüncü yol, alternatif İslam devlet modeli. Ben şeyden konuşmuyorum yani, yaşantıdan konuşmuyorum yani. Hı hı. Ama öyle bir model oluşturuyorlar ki parçalanmış devlet modeli. Bugün Arap coğrafyasındaki birçok devlet bunun modeli. Buna siz ister Vahabi deyin ister Selefi değil ama bu en nihayetinde üçüncü yol geleneği temsil etmiyor. Yani ne Şia muhalefettir bu ne de merkezi bir yoldur. Bu başkalarının oluşturmuş olduğu ve bize monte ettiği bir devlet modeli. Bundan büyük devlet modeli çıkmaz ve bunu
hedef almak da gerekmez. Çünkü o insanlar bu zaten... Ufalamak için mi? Zaten parçalı bir yapı, bunların birleşmesi de, bir fikir etrafında birleşmesi de mümkün değildir. Çünkü bunun suni düşünsel şey. Temeli yoktur. Suni bir. Suni bir yapıdır. Düşün. Bunun düşünsel temeli yoktur. O ayrılık üzerine kurulmuş ve parçalanmak üzere kurulmuş bir devlet modeli. Ve ayrılığı sürdürülebilir. Tabii. Bunu nereden kılan. Anlarsınız? Bakın, devletlerin tepkilerinden bile anlıyorsunuz. Bugün. Şimdi, bizde kim olursa olsun, hangi devlet yöneticisi olursa olsun fark etmez, liderlerimizde o misyonu üzerinde taşırlar. Ben buna vakıf devlet de diyorum zaman zaman. Nerede Müslüman dünyasında bir problem olursa o insanların göç ettiği yer Türkiye'dir. Örnek vereceğim. Mesela 1. Dünya Savaşı'nda Kafkas önce Ruslara yenildiğimizde biz bütün Kafkasya Anadolu'ya. Balkanlar'da yenildikten sonra bütün Balkanlar Anadolu'ya. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Türkiye'ye ve günümüzde ta uzağa gitmeye gerek yok. Türkistan, Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetler'de problem oldu, parçalandı 1990'ları söylerim Türkiye ve günümüzde Irak, Suriye ve başka İslam ülke, Mısır'da işte Libya'da bir problem olduğu zaman nereye geliyorlar? Türkiye'ye. Hatta bu... siz Endülüs'ten başlattınız. 1492'de de tabii, buraya geldiler. Tabii. Fark etmez. Yahudilerin de merkez ülkesi aslında. Sıkıştığı zaman mazlum. Gelebilecekleri ülke. Hayır, mazlum olduğunda bu medeniyet merkezi olmakla ilgili. Yani dünyada eğer biz biraz da felsefesine girdiğimiz zaman dünyada iki tane ana akım medeniyet varsa, medeniyet öteki, batılılara göre medeniyet ari ırk kendileri, işte bir öteki. Bunu biz temsil ediyoruz. Bu hem düşünsel temsil ediyorsun, hem literatürde temsil ediyorsun, her şeyde sistem, hem de siyasette bunu temsil ediyorsunuz. Dolayısıyla şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve onun Cumhurbaşkanı'nın hedefe alınması, hele hele işte herkes anlatıyor, dünyada yeni bir sistem kurgulanıyorsa ki kurgulanıyor, değil mi? Yani büyük strateji bitti, Amerika'nın hegemonyası ortadan kalktı ve yeniden... dünya şekilleniyor, bölgesel devletler güçleniyor. Türkiye'de bir merkez. Türkiye'nin merkezi ne zaman? Eski tarihsel misyonu. Bunu bakın, Türkiye'de çok yazıp çizen yok. Ama gidin Fransız gazetelerine, gidin İngiltere'deki ana akım medyaya, gidin Almanya'yı ben takip edemiyorum, bilmiyorum. Ama Rusya'ya gidin. Rusya'da da çıkıyor bu makaleler. Amerika'yı da çok takip etmiyorum son zaman. Seçimden dolayı takip ediyorum. Hepsinde bu misyonun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde olduğu söyleniyor. Yazılıyor. Bunu biz söylemiyoruz yani. Bunu ben getirip... Hayır, bu Fransız basınında da şimdi muhalif yazılar ama mesela Erdoğan cepheden cepheye, işte çatışma ile yeni Osmanlı gücünün mimarı. Bir de yani özür dilerim hocam, baktığımız zaman Birinci Dünya Savaşı'ndaki bütün cepheler hareketlendi. Evet. Bir, yani evet. Libya, o zaten Trablus, hiç bitmemişti. İşte bu şunu anlatıyor arkadaşlar. Bakın. Bakü, şimdi Karava, bu şunu anlatıyor. Suriye, bakın, hepsi. Bir tarihçi olarak. Çok şimdi, doğru. Birinci Dünya Savaşı'da, İkinci Dünya Savaşı'da bu coğrafyada bakın, devam ediyor bakın, zaten. Düşünce, Balkanlarda işin düşüncesini konuştuk. İşin düşüncesini diyor. Konuştuk. Bir de tarihsel doğru. Kırılma noktaları. Son dönemde Birinci Dünya Savaşı, dünyanın şekillendiği savaş ama sonuçlanmamış bir evet. Yapı. İkinci Dünya Savaşı'da biraz sonuçlandı ve paylaşım oldu. Paylaşım oldu ama bu paylaşımda biliyorsunuz Sovyetler ana pastayı kaptı. Yani Stalin'den bahsediyorum. Hem Doğu Avrupa'da etkin oldu, Ortodoksi içine çekti, Katolik ve Protestan dışında kaldı bunun. Aslında Batı'da eğitim alan insanlara bu öğretilir. Yani eski Soğuk Savaş döneminde aslında Ortodoksi ile Hristiyanlığın kendi içinde de problem var. Ortodoksi bir tarafta kaldı, Katolik, Protestan bir tarafta kaldı. Hiç böyle bakan olmadı mesela mevzuya. Evet. Şimdi demek ki 2. Dünya Savaşı'nın o paylaşım alanı bozuldu. Tarih böyledir yani. Her an paylaşımlar artık. Dünya yeniden bir akıma doğru gidiyor. Bakın her olayda bunu tetikliyor. 91 olayları, günümüzde 2001, 11 Eylül, medeniyetler çatışması, o bitti. Covid ve pandemi. Her şey yerli yerinde devam. Tarih akacak, durmayacak. Ve bölgesel devletler de kendi alanda güçlenecek. İşte Çin'den bahsettik. Çin ekonomik olarak güçleniyor. Kültürel bir şey getirmiyor ama ekonomisi güçlü. Rusya kendi tarihsel geçmişinden ve askeri konseptinden faydalanarak veya avantajından faydalanarak kendi alanını neyle belirliyor biliyor musunuz? Bakın hiç kimse bunu... Mesela Türkiye'ye karşı o da konumlanıyor. Nasıl konumlanıyor? Bizim muhalefeti tutarak, yani büyük devlet deyince ben ne dedim? İran muhalefet. İran muhalefeti o düşünceyi, felsefeyi biliyor. İran'ın yanında görmek istiyor. Ve her zaman da öyle oluyor. Ermeni meselesinde İran, Ermenistan Suriye. Ve...
Rusya, Suriye meselesinde yine Rusya, yanında. İran ve Suriye. Şimdi bakın bunlar tesadüfi şeyler. Bunların tarihsel temelleri var. Peki Türkiye ne? Türkiye tarihsel olarak büyük devlet temsil ediyor. Kimler var bunda? Herkes var. Bütün Müslümanlar var. Hiçbir ayrım yok. Çünkü büyük akımın ayrımı olmaz. Mezhepsel bakamaz. Yani o Şia'dır, bu bilmem nedir diye bakamazsınız. Vahabi diye bakamazsınız insana. Hiçbir şekilde bak ayrılıklar sizin için sadece devlette şunu beklersiniz. Büyük devletin en önemli devletinizde sadakat beklersiniz. Nasıl? Bunun içinde farklı din mensupları da vardır. Mesela ben örnek vereyim size eski geçmişten. Biz Ermenilere ne diyorduk eskiden? Milleti sadıka diyorduk. Biz Rumlara da böyle söylüyorduk. Yani büyük devletin geleneği budur. Bırakın Müslümanı. Gayrimüslime. Gayrimüslime bile devlete sadakat olduktan sonra ve belli kurallara uyduktan sonra o büyük devlet sahip çıkar ve o devletin içinde alabildiğince özgür şekilde yaşarlar. Alabildiğince yükselebilir. Bizim medeniyetimizin şeyidir bu. En önemli özelliği ve belki de varlık sebebidir. Bakın, şimdi bu medeniyetin biz İslam'dan önce Türkler de dünyaya hakim oldular. Çok defa dünyada önemli siyasal güç oldular. Ama bir medeniyet getiremediler, yok oldular. Yani daha farklı felsefi akımlarla karşılaştıkları zaman yok oldular. Örneklerini vereyim. Mesela Macarlar, Bulgarlar, Doğu Avrupa'nın tamamı. Şimdi bunlar da bizim tarihimizde yer aldı ve bir zaman Doğu Avrupa'ya Türkika dendi. Türklerin yaşadığı yer bugün yok. Bu neyle ilgili? Ona karşı bir medeniyet veya felsefi açılım getiremediği için. Müslümanlıktan sonra, İslam'dan sonra Türklerin yorumlarıydı bu. İdari biçimde yorumu. İslam'ın özüne ait değil bakın. Bu hep yanlış tartışılıyor. İşte İslam'ın özü çok basit. Benim literatürümde İslam sevgidir, güzelliktir, estetiktir ve iç dünyasıyla insanın, bireyin iç dünyasıyla dış dünyasını bir dengede tutan sistemdir. Dolayısıyla çok avantajlıdır. Rahat bıraktığınız zaman sistemler olmasaydı ve devletler İslam herkesi anında kuşatabilecek miydin? Herkese hitap ediyor. Bu mesele bu değil. Mesele onu idari tarzı yaparken geniş düşünmek ve onu herkese şamil yapabilmek. Bunun örneği var. Buna biz Türk İslam medeniyeti veya İslam medeniyeti diyoruz. Vardır var. Temsilcisi de hala ayaktadır. Bu da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Evet. Ve tabii Medine Sözleşmesi belki de bu söylediğiniz modelin bir ilk şeyi de denilebilir. Evet, yarın da bu arada 12 Rebiülevvel Peygamber Efendimizin hem dünyayı şereflendirmeleri hem ahirete irtihalleri hem de hicretin yıl dönümü. Şunu soracağım Taceddin Bey. 12 Rebiülevvel. Birkaç şey söyleyip. Şimdi bu arada müftedilerin sayısıyla ilgili bir rakam vereyim. Fransa'da 100 bin müftedi ve bunlar şey değil. Sadece işte alt sınıflar değil, yani madem ki sınıfsal bir toplum, ben de ister istemez öyle söylüyorum ama üniversitede akademisyenler var, orta sınıf var ve hatta bunlarla ilgili çalışan bir hanım Fransa'nın buraya bakışını şöyle tarif ediyor: ben diyor müftedilerle ilgili çalışıyorum diyor akademisyen, ama beni bir sonrakinde birisine tanıştırırken radikal İslamcılarla çalışıyor diyorlar diyor. Halbuki radikal İslam falan çalışmıyor. Ve bu 100 bin müftedinin içerisinde, bunlar Fransız devletinin rakamları, %1'den daha az Selefi radikal akım var. %1'in çok altında. Şimdi bakınca İlyas Bey de bir model anlattı, Osmanlı modeli. Fransa'da normalde Avrupa'nın madem ki en fazla Müslüman barındıran ülkesi, aynı zamanda bu Müslümanların maalesef çok trajik bir hafızası var Fransa'ya dair. Ve bugün aynı zamanda bu Müslümanlar çok dindar, dini kimlikleriyle de öne çıkmış insanlar değil, tersine. Yani tabii öyleleri de var ama ne Fransızlar ne Müslümanlar. Macron'un, yani Sarkozy ile başladı bu, Chirac böyle değildi. Bu devam ettirdiği siyaset aynı zamanda bölücülük değil mi? Ve bu bir risk değil mi kendi ülkesi için? Yani şöyle, Chirac ve Hollande zaten sosyalist geleneğe mensup adamlar. Ya tehlikeli bir gidişat değil mi? Pardon, sözünüzü kestim ama bir de onu söyleyeyim. İşte bu Jean-Luc Mélenchon, aşırı solda ki kişi. Onun partisinde bir hanım bunun iç savaşa sürüklemek olduğunu dikkat çekti. Mélenchon da
Macron'u Le Pen bile desteklediği halde Türkiye ile kavgasında Mélenchon desteklemediğini söyledi ve ayrıca şunu da söylüyor. Cumhurbaşkanı Macron kimsenin sebebini anlamadığı bir dizi tweet attı. Macron durumun kontrolünü tamamen kaybetti. Şimdi destek dilenmek yerine stratejisinin ne olacağını düşünse iyi olur. Fransa alay konusu oldu. Tweet atmak dışında ne planlıyor? Fransa'nın alay konusu olduğu şöyle bir hakikat. Yani birincisi Macron diplomasisi dalga geçilen bir diplomasi. Dikkat edin, yani 3 günde bir çatışmaya dahil oluyor. Hiçbir şey elde edemeden geri çekilip bir başka çatışmaya giriyor. Yani burada bir risk midir değil midir konuşalım. Şimdi küreselleşme dediğimiz fenomen çok tartışılan bir fenomen. Ancak biz bunun iki efektini gördük. Bunlardan ilki büyük, kendisini büyük kabul eden ve medeniyetin merkezi kabul edenler için ne oldu? İkincisi medeniyetin merkezi kabul edilmeyen sistem tarafındanlar açısından ne oldu? Şimdi Türkiye gibi ülkeler açısından bütün lokalitenin yitirilmesi ve yeni bir şey elde edilmesi anlamına gelecek. Fakat biz küreselleşmeyi konuşurken çok Esperanto gibi bir şey zannediyorduk. Yani Esperanto diye bir dil koydular adamlar ortaya ya hocam. Evet. Adam diyor ki sıfırdan bir dil koyacağım, ortak dil olacak, o Yüzüklerin Efendisi'ndeki ortak dil gibi. Hiçbir, halbuki öyle değil yani, içerisinde Latin kökenli, İbrani kökenli, Arap kökenli bir dünya kelime var. Bu niye böyle? Hermann Ebbinghaus'un meşhur şeyi, deneyi. Adam anlamsız heceler ezberliyordu, Hermann Ebbinghaus, hafızanın kapasitesini ölçmek için. Sonradan bir bakıldı ki bunların pek çoğu anlamlı. Bal dediğinde bir hecedir ama anlamlıdır yani. Şimdi dünyada hiçbir yere nispet edemediğin hiçbir şey yok. Dünya sıfırdan kurulabilecek bir yer değil. Bunu keşfettikten sonra bu adamlar dediler ki biz küreselleşme dediğimiz şeyi bizim değerlerimizin yaygınlaştırılması olarak tatbik edelim. Yani Fransız kendi lokalitesini evrensel kılarak bir küreselleşmeyi oynuyor. Bunu bir Fransa çok görmeyelim. Yani bir Fransa çok görmeye işimizin sebebi nedir? Yani Jean Chardin'in meşhur Doğu Seyahatnamesinden biridir anlattığı bir şey var Fransızın. Diyor ki biz dünyanın krem de la krem, yani en üstündeki o çileyiz. Dünyanın geri kalanının hepsi İngiliz'de, Alman'da, bizim doğumuzdadır. Evet ama artık bunu, değil. Ya, ama böyle bir şuur var, şuur altı. Mitolojik bilgi bu yani. Evet, yani bu sebeple ben Fransız lokalitesini bütün dünyaya hakim kılacağım diyor adam. Bak Vietnam'a bile uzattı bunu. Zamanında. Bir şekilde başardı, evet. Şimdi bu yüzden Sarkozy'nin ve Macron'un şu anda Fransa'da yaptığı şey Fransa açısından bir tehlike mi de değildir. Bir Fransız olsam ben iyi yapıyorsun derim ona. Neden? Diyorum ya ama yani. Ama işte aynı gün Kuzey Afrika'daki Arapları karşısında buldu. Arapları karşısında buldu. Hatta bu yüzden U dönüşü yaptı. Hiç. Aslında ben şunu demek istiyordum dedi. Bu dışarıyla ilişkisinde. Hiç önemli ama yok. Ama içeride karşısında 7-8 milyon insan var. Düşünüyorum. Yani şöyle, benim açımdan hiç önemi yok. Fransa de Gaulle sonrası yani İngiltere'de benzer bir şey yaptı. Eski kolonilerinden çekilirken baktı koloni pahalı bir şey. Yani Cezayir'i tutmak Fransa açısından ucuz bir şey miydi? Çok pahalıydı. Baktı, dedi ki adam ben buradaki bürokrasi, diplomasi, yani yapıyı... Yok, bırakmak istemedi. Kovdu adamlar. Yani kendi bırakmadı neticede Fransa'nın Cezayir'i 1962'de. Ya kovdu da Fransa'nın o şeyi bastıracak bir iktidarı her zaman vardı o dönemde. Ama masraflı bir şeydi. Adam diyor ki ben buradaki bürokrasi bir şekilde şekillendirir, buraya yine akıtırım Fransa'ya. Dolayısıyla çekileyim dedi. De Gaulle'e niye silah çektiler? De Gaulle dediler ki sen nasıl Viyana şeyi, Paris'i ortadan ikiye bölersen nehri, Akdeniz'de Fransa'yı öyle ikiye böler, sen nasıl terk edersin Cezayir'i diye silah çektiler. Fakat De Gaulle dedi ki akıllı bir biçimde buraya akacak zaten buranın zenginliği, sıkmayın canınızı. Şimdi Kuzey Afrika ile ilgili bu şeyleri, Fransa'nın eski kolonileriyle ilgili bir kaygısı olduğunu düşünmüyorum ki. Fransa'nın eski kolonileriyle ilgili epey bir kaygısı var. Macron kapı kapı dolanıyor. Yok, şöyle bir kaygısı olduğunu düşünmüyorum. Fransa... Ya bunlar real politik içerisinde bir takım yalpalamalar olur da buradaki şeyler hala mütereddi adamlar. Bunlar nesil devam eder Fransız, ve yine Fransa'ya akar demek istiyorum. Onu diyorum yani. Fransızca zihin, konuşmayla. Zihin problemi yani. Bakın yani Kuzey Afrika'dan gelen Mağribi, biz bu adamlarla yan yana yaşadık. Bana artistliği, hava atması, ana dili gibi Fransızca konuşmaydı bu adamın. Bu kadar. Mütereddi bir adam. Ben de elhamdülillah ben
Almanca 20 yaşımdan sonra öğrendim dedim yani. Böyle. Bu bakımdan ben Fransa açısından bir tehlike midir değil midir sorusuna şöyle yaklaşırım ve cevap veririm. Fransa dünyaya lokalitesini yayarken, bakın bir Almanya değildir dedik. Yani ekonomisi birincisi hiç mukayese edilir gibi değil. Almanya müthiş bir şeydir. Evet. İkincisi İngiliz de değildir. İngiliz'in hakimiyeti bir başka şeydir. Dominyonlar üzerinden yapar ve denizlere hakimdir hala İngiltere. Hala hakimdir. Bak bu hakimiyet yıkılmasın diye Falkland diye bir adaya gitti. Evet, Arjantin'de. Falkland diye bir adaya gitti. Cehennemin dibinde, dünyanın dibinde indirdi adam. Arjantin'le savaşmayı göze aldı. Fransa'nın lokalitesini yayma şeyi bambaşka bir yerdir. Nedir? Kültüralizmdir. Der ki efendim biz dünya tarihi işte bu dil fetişizminden tutun. Fransızcadır yani. Fransızlığı tutun. Fransız edebiyatını, mutfağını, cartını, curtunu tutun. Bunları ortaya koymasıdır. Dolayısıyla ben bir Fransız olsam bakarım derim ki aferin Macron, az bile yapıyorsun. Keşke biraz daha onların ne kadar aşağılık adamlar olduğunu anlat. Çünkü bu Fransızlık ruhudur. Yani bir Fransız böyle yetişir. Ya size ben anlatıyorum. Ya saçmalığa bir dakika, bir dakika hocam, saçmalığa bak. Belki sanırım Fransız ruhunu anlatıyorum ya. Evet. Fransız ne demektir mesela? Bizde sosyolojide şöyle bir sınır belirlemiş. Fransa'nın sınırı içine Fransızcayı koymuş. Herkese Fransızcayı ve o edebiyatı öğretmiş ve Fransız yapmış. Yani siz mesela Paris'te uzun yıllar yaşadınız. Orada daha liberal çevrelerle bir arada olmuşsunuzdur falan. Ama mesela yani bu Provence Fransızlığı. Yani ne bileyim bu Mulhouse'un Strasbourg, Strasbourg da biraz daha şey de neyse yani biraz daha bu şey onların redneckleri ile bir denk gelme fırsatınız olduğunda siz yani, size normal baktıklarını hissettiniz mi? Yani ben o ülkede zorunlu göçle gelmiş birisi olmadığım için, gazeteci olduğum için 17 yılda herhalde bir kere bile bir şeyle karşılaşmadım. Hatta Jean-Marie Le Pen'le bile bir sorunum olmadı yani. Ya hani bizim şey, de Viyana'da olmadı. Biz de tabii hayır, şey de, demek bir fabrikada çalışmadık. Ama biz de şu yani vardır. Yani bu tabii zaten onu soruyorum. Yani hem bütün sömürge ülkelerinden gelmiş insanlar, bunlar kimliklerini zaten büyük ölçüde kaybetmişler. Ve şimdi onlara hem hafızalarını hatırlatacak hem de bölücülük yaparak, ayrılıkçı diyor ama aslında bölücülük yaparak ve işte içeride de yani hepsi de topyekün Macron'un arkasında değil. Bu bir iç savaş kışkırtıcılığıdır diyen adamlar da var. Bu bir risk değil midir? Size de sorayım yani. Fransa ve diğer ülkeler için ki kanaatime göre bence risk. Türkiye ile bu kadar sıkıntı çıkarması da aynı riskin bir parçası. Yapısal anlamda ben, siz devam edersiniz de aklıma bir şey geldi. Tabii. Farkı söyleyeceğim de siz devam edersiniz. Mesela İngiltere, şimdi ben de daha İngiltere'de yaşadığım için orayı biliyorum. Commonwealth ve British olmak mesela, Dominion ya, British olmak önemli bir şey. Önemli bir mevki. Bu avantaj galiba Fransa'da yok. Ben öyle... Ha bu arada bu başı... Değil mi yani belki? Bu avantajı mesela British olmak kendine bir statü veriyor. Ama Fransa'daki dominyonun hocam, avantajı ne? Hocam şöyle yok. Fransa'da devlet işte demin dediğimiz şey var ya, ah toprağı bol olsun Norbert Elias. Yani orada bürokrasi nasıl şekillendi. Evet. Ya bakın İngiltere'de devlet hali aristokratlar var ya. Evet, evet. Eski aristokratları Fransız yok etti. Yani çünkü Versailles'i açtı. Versailles yaptı 14. Louis Versailles'i açtı. Ve bir şekilden sonra oraya giriş çıkış zenginleşen herkes için mümkün oldu. İngiltere'de böyle değil. Aristokratsan soy bağını ispat etmek zorundasın. Evet. Fransa'da satın alıyorsun Döğü'yü zaten. Döğü'yü satın alıyorsun işte Giscard d'Estaing. İşte tamam ama almıştım. Orada şey bu yüzden İngiliz aristokrasisi devleti sahiplenir. Benim malım der. Vatana ihaneti düşünmez yani. Evet. O sınıfa ait bir şeydir. Hı. Şimdi dönüp baktığında Fransa'da böyle bir sınıf yok. Ama şunu söylememiz... Bu arada soruyu sordunuz, ben yanlış yanıtladım. Mesela şu halimle de Fransa'ya gitsem başörtülü... Hiçbir şekilde gitmek istemem. Turist olarak bile gitmek istemem. Çok ciddi sorun olduğunu artık görüyorum yani. Hatta DAEŞ'in saldırısında 7/24 televizyonlarda herhangi bir Müslüman, hatta seküler bir Müslüman da olabilir bu yani. Çok dindar falan olmasına ihtiyaç yok. Hep benden bahsediyorlar diyebilir. Sürekli o diye gösteriyor. Yani seküler şey, şunu Taceddin Hoca, bu sekülerlik de benim çok garibime gider bir şey. Yani şunu söyleyelim. İşte o batı jargonuyla konuşmak belki. Rezil olma eşiği vardır ya. Evet. Hani ayıp denen bir şey var sokakta. Oğlum burada böyle şeyler yaparsan esnafı görürsün işte.
komşu Ayla Hanım görür rezil olursun falan mevzusu var ya. Bir Fransız açısından medeni olmak, işte Monsieur bilmem ne falan filan, bir başka şeydi. Şimdi cin şişe kırıldı, cin çıktı ya dışarı. Şimdi medeniyet için savaşıyor ya bu adam. İmajo ya başta söylediğimiz. O Doğu Batı karşıtlığında. Şimdi öyle bir rezalet imkanı da yok. Medeniyet için savaşıyorum diyor. Siz de aşağılar, ben de aşağılar. Hiç sıkıntı yok. Çünkü aşağı... medeni. Medeni. İşte ama şey yani artık aşağılamasının altı sizin de söylediğiniz sebeplerle, yani o AB'nin kurucu ülkesi olması falan hepsi tartışılır hale geldi Fransa açısından. AB sürecindeki duruşu da, parası da, ekonomisi de, hepsi. Enes Bey ne diyorsunuz? Bölücülük, ayrılıkçılık. Yani bir yandan Cumhurbaşkanı ve entelektüelleri bölücülük yapıyor, ayrılıkçı diyerek Müslümanlara. Ya şimdi tabii bu... Ve Türkiye'ye bu arada. Yani Türkiye ile de çok ciddi bir problemi olmaya başladı Fransa'nın. Tabii yani demin bahsettik bunun nedeninin ne olduğunu. Birincisi içerideki bu dönüşüm, yani Müslümanların nüfusu %8 civarına ulaşmış. Fakat bu Müslüman nüfus tabii ki hepsi dindar değil. Ama bunlar kara kafalı adamlar, yani esmer. Tipi evet. Esmer. Dolayısıyla bunlarla bir uyumsuzluk var. Bunlar banyolarda yığılmışlar. Banyolarda patlayan sosyal şeyi, patlamaları biliyoruz geçmişte. Dolayısıyla bu böyle bu yöne doğru gidiyor. Ve bunları bir türlü asimile edip sisteme tam manasıyla entegre edemiyor. Ama entegre olmuşu da istemiyor aslında. O tabii, onu da belli bir seviyede tutmak istiyor. Şimdi bu %8'in siyasal bir temsiliyeti de yok. Normalde bu nüfusun Fransa'daki ulusal meclisteki karşılığının 50 milletvekili olması lazım. Fakat şu anda sadece 8 tane var. Bundan 2 dönem önce neredeyse hiç yoktu. Bir tane vardı. Dolayısıyla 8 yani. Ama Macron %38 oy kullanılarak seçildi mesela parlamentoda. Tabii yani o yani katılım, benim demek istediğim %38 şey, siyasal temsiliyet evet. Yok. Ekonomide temsil edilmiyorsunuz. Kültürel hayatta temsil edilmiyorsunuz. Orada bir azınlık sürekli çoğalıyor. Yani nüfusu artıyor. Çok hızlı artmasa bile artıyor. Dolayısıyla bir problem olarak görüyor. Asimile edemiyor. Gönderemiyor da. Aynı zamanda ihtiyacı da var bunları. Tabii gönderse da, bir anda tabii, demir yolları, hasta annelerde hasta bakıcılık falan hepsi bloke olur. Bu da var. Dolayısıyla postane. Bu söylemler çok geçmişten beri kullanılıyor Fransa'da. Yani geçtiğimiz 2-3 yıldır Fransa'da bir iç savaş tartışması var. Yani öyle bir şey söz konusu değil. Ama bir iç savaş tartışması çıkarttılar sağcılar. Aşırı sağcı söylemler sürekli bunlarla ilgili kitaplar yazılıyor. Şimdi Macron'u itham eden var öyle ve haklı. Siz iç savaş kışkırtıcılığı yapıyorsunuz. İnsanları kışkırtıcılığı provoke ediyorsunuz. Bir de aşırı sağcılar diyorlar ki bu İslam işte şey oldu ondan sonra ve bir iç savaşa doğru gidiyoruz diye iddia ediyorlar. Ama baktığınız zaman bunun bir gerçeklikle bir karşılığı yok Fransa'da. Ama bu sıkışmışlığı, içerideki bu sıkışmışlığı bir şekilde atlatmaları gerekir. Dış politikada da demin bahsettik, şimdi o Fransız küstahlığı, kibri, medenileştirme işte misyonu, bunlara baktığınız zaman dış politikada da bir cüce haline döndü. Yani Almanya'nın gölgesinde kaldı ya. Ekonomik olarak. Bugün Avrupa Birliği'nin yapmış olduğu ithalat fazlasının ihracat fazlasının 1 trilyon euro, bunun 750 milyar Eurosunu Almanlardan yapıyor. Ya. Bütün Avrupa Birliği'nin. Öyle bir geri kaldılar ki. Dolayısıyla burada da şunu oynamak istiyor. Avrupa Birliği'nin jandarması rolünü oynamak istiyor. Ordum var, nükleer silahım var, uçak gemim var. Alman'a zaten izin verilmiyor biliyorsunuz. Yani Alman da silahlanmaya başlarsa o zaman Avrupa'da dünyadaki işler değişmeye var. Yeniden daha. Tabii, fakat yani, o zaman işten test edilmişliği de yok yani. Ya. İşte ordusunun test edilmişliği sahada da görmedik Fransa'nın orduyu mı? Daha. Evet. Ya tabii işte Angela Merkel ki şey dedi işte Trump'ın sözlerinden sonra birkaç sene önce Eylül'de başımızın çaresine bakmalıyız. Başımızın çaresine bakmalıyız dediler çünkü gördüler yani Amerika şunu söylüyor onlara. Diyor ki kardeşim bir dakika tamam sen bu beleşçiliği yaptın, free rider deniyor buna uluslararası ilişkilerde. Sana ben güvenlik sağladım. Sağladım. Japonya'da böyledir biliyorsunuz. Büyük ve sosyal devlet oldun. Evet oldun. Tamam ama bir dakika diyor yani Alman'a. Sen bana diyor fazla mal satıyorsun. Bu nasıl iş diyor yani. Benim burada diyor işsizim oranımı artıyor. Sen buraya diyor BMW'yi satıyorsun falan. Aralarında bir alttan alta bir sürtüşme başladı. Yani Amerika Almanlara ceza kesti. Alman firmalarına, Almanlara Trump'da kestiler. Trump daha doğrusu. Trump'tan önce Obama da başladı.
Yani bence Trump, tabii, Trump'ın radikal bir şey yok. Trump daha da vites yükseltti. Diyor ki parayı ödeyin kardeşim diyor. Trump bir iş adamı diyor ki %2 ödeyeceksiniz diyor. Yoksa diyor ben sizi, o mesajı veriyor. Bunlar da diyor başımızın çaresine bakarız. Yani hangi başının çaresine bakacaksınız? Ben bir, yani uluslararası ben ilişkiler hocası olarak şunu görüyorum. Bakın diyor. Amerika Birleşik Devletleri NATO olmasın, çekilsin. Ruslar yine bir ikinci dünya savaşında olduğu gibi oradan girerler Ukrayna'dan. Almanya sınırına dayanırlar. Silahlı. Başka tabii, şeyler de olur. Hayır yani çünkü bunu söyledi Putin. Hocam siz de biliyorsunuz yani Ukrayna ile ilgili dedi. Yani ordularım iki hafta içerisinde Kiev'de olur dedi. O şey biliyorsunuz şeyi yaptığı zaman. Yani çünkü Avrupa'da konvansiyonel gerçek manada ciddi bir ordu da kalmadı. Tabii. Azalttılar. 90'lardan sonra Soğuk Savaş'tan sonra hepsi silah yaptıkları yatırımı azalttılar. Çoğaltan ülkelerin sayısı belli. Askerlik yani, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye arttırdı. Bir günlük askerlik hizmeti. Amerika Birleşik Devletleri arttırdı. Dolayısıyla yani Fransa ama buna rağmen bir jandarma rolü oynamak istiyor. Avrupa ordusu kurmak istiyor. Adına da Avrupa ordusu demiyorlar. O klasik Avrupa uyanıklığı, Avrupa Birliği uyanıklığı, Defense Union, savunma birliği, iş birliği falan. Ama bir taraftan NATO'nun altyapısını kullanmaya çalışıyorlar. Ama 5 kuruş harcamadılar bu, ona. Bu uyanıklığı, bu uyanıklığı 90'larda yapmaya kalktılar. Ya prematüre bile olmadı. 90'larda yapmaya kalktılar bu uyanıklığı. Dediler ki NATO'nun altyapısını kullanalım, Avrupa Birliği böyle bir şey yapalım olmadı dediler. Türkiye dedi ki hop bir dakika ya, ben NATO üyesiyim. Ben Avrupa Birliği'nin parçası değilim. Olmaz dedi ondan sonra. Yani 90'larda yapamadıkları bir şeyi, o kadar şimdi Avrupa Birliği şaşalı dönemi yani yaşadıkları bir dönemde. Şimdi onun için para harcayacakları... 2013 yılında Hollande Die Welt gazetesine verdiği mülakatta şunu söyledi. Almanya biraz daha sorumluluk alarak bu defense şeyini oluşturmalı ve finanse etmeli dedi. Tabii parayı sen ver. Parayı sen ver. Tam Avrupalı işi. Tabii parayı sen ver. İşi. Ben Almanlara söylüyorum. Çünkü artık onu satmaya çalışıyor. Yani güvenliği ben sağlayayım diyor ama o güvenliği sağlayabilecek de bir altyapısı da İngiltere ciddi çok kurnazmış bu aradan sıyrıldı gitti. Yok ben yani İngiltere'nin Brexit kararını kesinlikle öyle yani kazayan olmuş bir şey olduğunu tabii, düşünmüyorum. Tabii, İngiltere bu gidişatı gördü. Olay, tabii, çünkü tabii. Avrupa Birliği çok düşünülmüş bir şey. Ayağında bir şey haline dönüştü İngiltere'nin. Pranga haline dönüştü. Yani dünya hızlıca değişiyor. Avrupa Birliği'ndeki regülasyonlar, kurallar o kadar yani sermayeyi engelliyor, yatırımları engelliyor, başka şeyleri engelliyor. İngilizler tüccar millet yani. Ya bırakın beni diyor yani. Salın beni bir diyor. Ben bir işime bakayım. Dolayısıyla İngiltere'ye ciddi maliyetli oldu bu işin ama İngiltere kurtardı ve İngiltere bakın hiç bu olaylara karışmıyor. Evet. Türkiye ile olan gerilimlerde biz İngiltere'nin adını duyuyor muyuz? Ya İngilizlerse bugün, Avrupa medeniyetiyse... Rusya gazetelerinde çok ilginç bir şey vardı, saptama vardı. Türkiye İngiltere ile beraber Kafkasya'da hareket ediyor diye ilk defa çıktı. Tabii çünkü İngilizler Azerbaycan petrolleri konusunda ciddi gidenlerden bir tanesi. Tabii. Tabii. Yani İngilizler kenara çekildiler. Mesela bu işte Libya meselesinde diğer meselelerde Macron bunu da şey yapmaya çalışıyor tabii. O, yani Akdeniz denizine bahsettiğin Akdeniz bizim denizimiz diye bakıyor. Burada benim borum öter. Ama Türkiye'ye karşı da işte Suriye'de geldi PKK'yı özellikle destekleme konusunda girişimleri oldu. Ben orada şunu da yani orada da yine aynı uyanıklığı yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nin arkasına saklanarak yavaş yavaş Türkçe'de bir tabir var onu burada kullanmak istemiyorum. Yavaş yavaş ne yapmaya çalıştı? PKK devleti kurmaya çalıştı. Türkiye Amerika'nın baskı yapıp çekinince orada da kalıverdi bir anda. Fransız özel kuvvetleri falan apar topar çekilmek zorunda kaldılar. Hatta çekilmeyelim dediler ama sonra bu işi bilen birisinin ağzından aktararak gazetede çıkmıştı. Amerikalılar çekildikten sonra biz yaralı askerimizi helikopterle Fransa'ya getirebilecek kadar bile güç sahibi değiliz diye. Şimdi öyle olduğu için orada da bu politikayı yaptı. Avrupa Birliği'nde de yine aynı şeyi yapmaya çalışıyor. Ama Türkiye orada bu oyunu bozdu. Döndü Türkiye. Libya'da bunların kurduğu çarka çomak soktu. Hem de fena bozdu oradaki oyunu. Yani karizmaları fena çizildi. Yani haklı burada... mı Macron sinirlenmekte diyorsunuz? Haklı tabii yani haklı olmaz olur mu? Yani şimdi sizi Libya'yı, Tunus, Cezayir hadi oralar ayrı ama Libya'da öyle bir düzen kurmuşlardı ki Hafter gelecekti oraya alacaktı. Devam et bütün düzeni kurmuşlardı. Bir anda yani Hafter Tunus'a, Trablus'a girmek üzereydi. Türkiye ipten aldı orada yani. Çok çok önemli bir şeyi başardı hatta Türkiye. Hatta orada Ruslarla da anlaştılar yani. Tabii. Yani ister istemez... Pardon. Buyurun. Dolayısıyla buradan dolayı da Erdoğan'a ve Türkiye'ye karşı öfkeli. Yani ister istemez delirdi diyorsunuz. Delirdi. Üçüncü mesele Afrika meselesi. Afrika'da Türkiye gün geçtikçe etkinliğini arttırıyor. Ve burada da Fransa sürekli alan kaybediyor. Çin de orada çok daha etkili. Türkiye'nin belki ekonomik gücü
O ülkelerde bunu çok tartışıyorlar zaten. Tabii bunu tartışıyorlar. Yani Türkiye hem de 2005 yılını biliyorsunuz Afrika yılını ilan etti Türkiye. 15 yıl önce. Hatta o dönemde bazı insanlar dedi ki ya ne alakası var Avrupa Birliği ile müzakerelere başladık. Böyle iş olur mu? Ama elçiliklerin sayısı arttı. Ondan sonra Türkiye'deki oradan şirketler, iş yapan kuruluşlar artmaya başladı. Ve bu tabii sürekli onların alanından. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti yani Osmanlı'nın 4 asır boyunca oralardaki hakimiyeti hakkında uzun yıllar hiçbir fikri yokmuş gibi yaşadı. Uzun yıllar çalışmalar var. General Pétain var ya laf durmuşken. Hatta onu Fransızlar öğretiyordu bize. Hitler işgal ettiğinde Fransa'yı bu adam Cumhurbaşkanı oldu General Pétain. Fransa'nın. Evet. Nasıl Pétain miydi? Yok. Pétain. Bu adam Birinci Dünya Savaşı kahramanıydı. Pétain. Bu adama sonra bu rezistans üyeleri hıyanetle suçlayınca o meşhur konuşmasını yaptı. Dedi ki ben hain değilim. Ben ülkemin askeriyim. Kapasitemiz bu. Potansiyelimiz bu. Yani Pétain dedi ki Almanlar bir haftada bu ülkeyi alırlar. Şimdi sınanmamış diyoruz ya. Fransa'nın askeri potansiyeli bir mitos. İşbirlikçi oldu hala işte adam. Hala sahaya süremedi. Nitekim şimdi siz işbirlikçi deyince yani Pétain'i hatırlatınca aklıma Pétain geldi. Pétain mi diyeceğiz? Nasıl diyeceğiz? Evet. Komünist Parti'yi işbirlikçilikle suçladılar Fransa'da. Müslümanlara destek veriyordu. Yok bunu şunu söyleyeceğiz. Afrika'da şurada burada falan filan sürekli konuşuyor ya. Fransa ordusunun hala daha postanını görmedik. Şimdi mesela işte Lübnan'da biliyorsunuz büyük patlama yaşandı. Apar topar oraya gitti falan. Arapça tipi tatlı. Abuk subuk açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanını ittik çekti Lübnan'ın. Yani yapılmayacak şeyler. Hatta çağırmış Hizbullah biliyorsunuz orada resmi bir parti aynı zamanda. Onun genel sekreteri şeyle görüşmüş. Sonra ona demiş Figaro'dan ki şimdi bakın sonra. Ya parlak fikirlere bakın. Siz İran'la olan ilişkilerinizi kesin. Hizbullah diyor bunu. Lübnan'ın diyor işte meşru siyasetin bir parçası oluyor. Yani aman ne parlak bizimle fikirler, ne parlak geç. Fikirler. Yani yani Hizbullah dediğiniz şey İran'dan ayrı düşünülemez. Yani öyle bir şey yani tahayyül edemezsiniz yani. Onu silah zoruyla da yapamaz. Kimse yapamıyor zaten. Şimdi ama oraya gidip bunlar ya yani bu parlak fikirleriyle o bir züccaciye dükkana girmiş fil gibi girdi, dağıttı, çıktı. Gerçekten böyle. Yani zaten Macron'u Trump falan da ciddiye almıyor. Ya yani böyle bir şeyi de var. Ama şimdi ülkesinde var. De çok ciddi ama eleştiri daha sıkıntılıyken şu anda birden Erdoğan karşıtlığı üzerinden puan yükseltiyor mu bilmiyoruz ama en azından epey bir işte destek oraya geleceğim. Şimdi Erdoğan demin de bahsettik. Dış düşman, İslam dünyası, İslam dünyasında sivrilen, ön plana çıkan tek lider kim? Erdoğan. Ya çıkma yani şansı da yok. Yani bunu yani Türkiye'den başka ama şansı da yok. Ama bu çok bereketli, yani. Verimli bir şey. Yani. Yani. İçeride de Erdoğan karşıtlığından epey bir şey toplayabilir. Şunu unutacak Müslümanlar. Yurt dışında bir ülkenin lideri söylüyorum. De bunun üzerinden. Berkıs Hanım şunu unutacağız biz. Türkiye'den çok başka medeniyet ve savunma alternatifi yoktur Müslümanlar. Hı. Bunu herkes öğrenecek. Şimdi yani Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp da boykot çağrısı yaptığı zaman bunun çok ciddi bir karşılığı var. Sadece Türkiye'de değil. Hem o Arap yönetimleri, o işbirlikçi yönetimler. Onlar zor durumda kalıyorlar. Orta Doğu yani sokaklarında bunun bir yankılanması var. Afrika'da var, Pakistan'da var, Malezya'da var. Dünyanın her yerinde var. Yani bu bir etkisi var. Yani Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp konuştuğu zaman bir konuda bu pek İslam dünyasındaki herhangi bir liderin konuşması değil bakın. Değil mi? Pek çok yani. Müslüman ülkenin sokağında karşılığı var. Bu bir beklentiydi oldu ya. Bak şahsi değil. Bu bir misyondur. O beklentiydi. 300 yıllık beklentiydi oldu. Çok şükür. Yani, tabii yani hepsi yani bu, Arap dünyasındaki bütün şeylerin şeyi bu. Halkta böyle bir şey var. Yani artık o yönetimleri falan önemsemeyeceğiz yani. O yönetimler sadece gösterge. Kurgulanmış şeyler. Yani o dedik yani kurgulanmış devlet modeli. İran'dan da böyle bir şey bekliyor. O da muhalefet. Yani ama bu olan bir şey ve çıktı yani. Bunu geri sokamazsın. Yani şimdi bu boykotta mecbur kaldı. Yani bunu Batılılar var ya o kadar düzgün tahlil ediyorlar ki bunu neden Türkiye ve Türkiye'nin lideri neden bu kadar önemli herkes biliyor. Bizim insanımız bilemiyor yani ben bunu anlamıyorum yani. Şimdi, o yüzden diyorum aydın problemi var Türkiye'de. Var. Düşünce problemi var. Var. Yani mankurtlaşma var. Yani kendi özüne yabancılaşma var. Self-orientalizm var. Bunları daha önce... Ya bu liderle ilgili değil. Herkes bunu liderle ilgili olduğunu düşünüyor. Hayır. Bu misyonla ilgili. Bu vardı zaten oldu yani.
Dolayısıyla dış politikada da diyor ki ben siyasal İslamcılıkla mücadele ediyorum iç siyasette. Siyasal İslamcılık diyor. Zaten İslam düşmanlarının söylediği de bu. İslamofobiye de İslam bir ideolojidir diyorlar. Onlar öyle diyorlar. İslam ve bütün İslam dünyada değil İslam diyorlar. Ne dedi? Sorunlu. Sorun. Tabii İslam sorundur. Bu da diyor ki ben İslamcılıkla mücadele ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nı da bunun lideri olarak takdim ediyor kendisi iç politikada. Dolayısıyla Türkiye hedef almasının ikinci boyutu da bu. Bu açıdan baktığınız zaman. Ama ne diyelim? Kendi şeyinin dışında, üstünde bir ligde oynamaya çalışıyor. Aslında birinci lig takımı ama yani Süper Lig'de görüyor kendisini ama o ligde değil yani. O ligden düşeli çok olmuş. Eski o tabii... Vefa Spor gibi değil mi zamanında? Fırtınalar estirmiş. Şimdi futbol takımı adını vermeyelim hocam. Ha yok şimdi bozası var öyle değil mi? Ha, yani dolayısıyla yani doğru yani. Ama bunların hepsinin şeyi kırıldı yani. Dolayısıyla ama hala onu devam ettirmeye çalışıyor. Burada da tabii devlet şeyi, kapasitesi sınırlı yani ve bu tarz şeylerle bunu devam ettirmeye çalışıyor. Yani Türkiye ile girdiği gerilimler, diğer alanlara baktığınız zaman ya Karabağ bile müdahale etmeye çalıştı biliyorsunuz. Evet. Şimdi mesela bu şeyde de eleştirilen yani şimdi Macron Erdoğan arasındaki polemik üzerinden yapılan analizlerde diyorlar ki bunlar normal şeylermiş gibi. Zaten onlar Azerbaycan'ı destekliyor. Yani Ermenistan'ı desteklemiyorsan kabahat. Evet. Yani şimdi Libya'da, bak size bir örnek daha vereyim. Libya'da büyük devlet nasıl yine, oluyor? Bakın çok güzel yere hatta geldi. Hatta söyleyeyim de siz üstüne mi eklesiniz? Yok şey geçmesin. Ha, şimdi dedin ki Türkiye Azerbaycan'ı destekliyor. Normalde Azerbaycan'ı İran'ın desteklemesi lazım. Büyük devlet böyle bir şey. Bunları da devam söyleyeyim de devam edin. Yani. Devam İlyas Bey. Siz de devam edin. Devam edin. Kusura bakma kestim soruyu. Hayır estağfurullah yani artık zaten bakmayın. Siz yani konuşun. Şimdi diyor ki Le Monde'da Erdoğan elinde yeterince kriz yokmuş gibi yeni bir tane daha ekledi. Suriye ve Libya konusundaki görüş ayrılıkları nedeniyle bir yıl aşkın süredir gergin olan Paris-Ankara ilişkileri. Bu yazı da çok tuhaf yani Macron'a. Gerilmemek için sorun çıkartmayacak mısın menfaatine uygun? Neyse. Türk donanmasının Doğu Akdeniz'deki özellikle Yunan ve Kıbrıs karasularındaki faaliyetleri nedeniyle son aylarda daha da kötüye gitti. Suriye, Libya, Irak ve Doğu Akdeniz'den sonra Türkiye şimdi de Dağlık Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ı destekliyor. Türk otokratına sempatisini hiçbir zaman gizlemeyen Donald Trump'ın Birleşik Devletleri'nin pasifliğinden yararlanan Ankara satın aldı. Le Monde'daydı değil mi o? Ben evet. Yani okudum. Satın aldı. S-400 da diyor ki abi bizi kurtar diyor aslında. Test etti. Bir de onu test etti diyor. Ama şimdi bu böyle ya şimdi, tuhaf bir başyazı. Tuhaf tabii. Şimdi Suriye'de ne yapacağız? PKK devletini kabul edeceğiz. Ettik. Münhasır ekonomik bölgeyi de Yunanlılara verdik. Eyvallah. Libya'da da onların dediği olacak. Karabağ'da Ermenistan'a vereceğiz. Macron'a da karın güzel diyeceğiz. Her şey güzel olacak şey bundan sonra. Bunu böyle bir şey var mı? Böyle bir dünya var mı? Yani şimdi AGİT'in Minsk grubunun biliyorsunuz eş başkanı Fransa. Yani Fransa'nın bir şeyi olmadı. En azından Rusya bile yani Ermenistan'a sonuna kadar destek veren Rusya bile görüntüde bir tarafsız... Cevahir'i kurtarmaya çalışıyor. Cevahir'i kurtarıyor yani diplomaside. Şimdi sen öyle bir açıklamalar yaptı ki Azerbaycan. Direkten. Azerbaycan tabii yani Azerbaycan biliyorsunuz Cumhurbaşkanı normalde yani Azerbaycan'dan diplomatik olarak böyle şeyler gelmez. Ha Fransa yekten Ermenistan'ı desteklediğini ama söyledi. İlham Aliyev çıktı dedi ki madem çok seviyorsun bu kadar Ermenileri dedi git Marsilya'yım dedi. Ver dedi orada devlet kursunlar o zaman dedi. Yani şimdi Azerbaycan'a bunu dedirtti. Yani şimdi bu mesela o yüzden Melenchon'du değil mi? Melenchon diyor ki ne yaptığını biz anlamadık bu adamı yani. Şimdi saçma sapan işler diyor. Yapıyor çünkü attığı tweetlere bakıyorsunuz işte Arapça tweet attı bir heyecanla falan. Fransa'nın Mısır Büyükelçisi el sere gidip boykot karşıtı fetva almaya çalışmış. Güzel iş. Yani Allah'tan tabii şey vermemiş. Vermemişler yani o kadar da değil şaşırdım. Demişler. Çünkü onu şaşırdım da verse, yani. Onu da verseler artık herhalde ne olacak? Ya verebilirlerdi yani. Biliyor musun? Ya şimdi şu var hocam yani Hazreti Peygamber Allah'ın bizim Allah'ın için sallallahu aleyhi ve sellem Türkiye Allah'ın için İslam dünyası bir kırmızı çizgi. Ya bunu onlar anlayamıyorlar yani. Böyle basit bir mesele gibi zannediyorlar. Şimdi evet yani. O kadar anlayamıyorlar ki ben de aktarayım İlyas Bey de artık topa girsin. Daniel Cohn-Bendit meşhur 68'lerin lideri ve pedofili oldu ortaya çıktı bu arada. Ama bir şey olmuyor. Hiçbir şey evet yani ben. O çok büyük adam.
Demişti ki röportaj yaparken DAEŞ ve saldırılar işte dine hakaret, dine küfür. Siz dedi rahatsız olmayın dedi. Bizde de eskiden yasaktı dedi. Ama zamana zaman tanımak lazım. İleride dedi şey olur, problem kalmaz. Yani bu o kadar tabii bir şey ki dini küfür, hakaret Fransa için. Ama diğer toplumlar Avrupa'da herhalde öyle değil. Ya toplumdan toplumuna değişiyor tabii. Şimdi Enes Bey şeyi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yani o kontekstin içinde anmak bile istemediğim için açmadım mevzuyu. Yani şimdi ama size bir şey söyleyeyim mi? Bu Avrupa'da sadece Fransa ile ilgili olduğunu zannetmiyorum ben. Korkunç bir şey daha önce olmuştu. Yani Amerika'da da olmuş. Her yerde oluyor zaten. Bunu şey için yapıyorlar. Yani biz bu provokasyonu bunun konuşma artık özgürlüğümüze dokundurtmayacağımızı göstermek için yapıyoruz. İnadına yapıyoruz. Yani inadına yapıyorlar. Onu kendileri de biliyorlar yani. İnadına yapıyorlar. İkincisi de yine İslam dünyası üzerindeki bu tahakkümlerini de göstermek için. Yani biz bunu yaparız. Tabii tabii. Siz de bunu kabul etmek zorundasınız. Zorundasınız. Diye getiriyor. Şimdi Berlin'de bir gazete var. Berlin'e Zeitung olması lazım. Yalnız hatırlamıyorsam. Bu Charlie Hebdo'nun karikatürlerini yayınlamış. Evet. Destek olmak için. Evet. Yanlışlıkla bir de antisemitik bir karikatürünü yayınlamış. Charlie Hebdo'nun antisemitik karikatürleri de var. Böyle klasik, çok çirkin Yahudi şeyleri vardır. Ta 1930'lardan kalma. Sonra özür dilediler. Hı hı. Yanlışlıkla bunu yayınladık diye. Charlie Hebdo da özür diliyor öyle yanlışlık yapınca. Antisemitizmle ilgili olur. Şimdi zaten bunu gösteriyor. Yani burada Müslümanlardan beklenen şey ne? Sürekli o çıta yukarı. Demin onu söyleyecektim. Çok özür dilerim hocam. Çizilen çıta hep yükseltiliyor Müslümanlarla ilgili. Entegre olmanın, kabul edilebilir, makbul insan olmanın çıtası en son küfür daha fazla, diyecekler. Daha fazla yükseltiliyor. Bunun sınırı nerede? Mesela bakıyoruz, Yahudilerle ilgili yaşanan meseleye bakıyoruz tarihte. Yahudiler kadar yani Avrupa'da ya da Batı'da entegre olmuş başka bir millet yok. Yani büyük filozoflar çıkartmışlar değil mi? Yani tamam. Akademide her yerde. Hatta bir kısmı büyük vaftiz bilim oluyor. Adamları çıkarmış. Bir kısmı vaftiz oluyor. Vaftiz oluyorlar ve ondan sonra biliyorsun Nürnberg yasalarında bunları geriye kadar bulup çıkartıyorlar şeylerini. Yahudiler Viyana'da kendi aralarında şey yaparlarmış, takılırlarmış. O çocukken vaftiz oldu ama pek işine de yaramadı diye dalga geçerlermiş vaftiz olanlarla. Çünkü o şeyden şimdi yani Yahudiler bu kadar entegre olan, bu kadar şey olan Yahudilerle ilgili bu kadar pogromlar, soykırıma kadar varan bir şey olmuş bu toplumda. Yani Müslümanla ben Avusturya'da şuna şahit oldum. Çocuk Türk, Türkiye'den gelmiş, ismini değiştirmiş. Evet. İsmini İlyas değiştirmiş Bey, ama bu bile yeterli olmuyor. Size de birkaç şey şimdi söz. Bize, tabii, bu kurtuluşu nedir? Ben şöyle düşünüyorum. Bunun şeyle bak, siyasi ayağıyla bağlayalım mevzuyu. Tabii biz hep çok da az süremiz kaldı. Tabii çok az süremiz için kaldı. Şimdi Türkiye demek ki Türkiye Cumhuriyeti devlet tarihsel misyonunu biz istemesek de yani entelektüel istemese de tarih ve tevarüs veriyor. Kendi kendine oluşuyor. Bu Doğu Avrupa'da oluşuyor. Bakın herkes biz şeyi konuşuyoruz hep Akdeniz meselesini konuşuyoruz. Evet. Bizim için çok önemli Irak, Suriye meselemiz. Bunlar bizden farklı coğrafyalar da değil. Geçmişte binlerce yıl beraber yaşadığımız ve insanı da aynı olan coğrafyalar. Kafkasya da öyle, farklı değil. Yani bakın Kafkasya'da bir problem oldu. Türkiye aslında birinci etken. Ne kadar Fransa müdahil olursa olsun, Rusya da müdahil olursa olsun ama Türk F-16'ları nerede? Azerbaycan'da bekliyor yani. Neden bekliyor? Azerbaycan ihtiyaç duyarsa ve Azerbaycan bizden yardım isterse biz onların yanında olacağız. Bu misyonla ilgili bir şey. Yalnız bırakamazsınız. Bu İran için bile öyle biliyor musunuz? Biz muhalefet devlettir İran ama İran'ın geleceğini hep Türkiye Cumhuriyeti Devleti düşünmüştür. 1639'dan sonra devamlı onları da düşünmüşüzdür biz. Hindistan'ı tıpkı Hindistan'ı, Pakistan'ı veya arka coğrafyamızı düşündüğümüz gibi Orta Asya'yı düşündüğümüz dolayısıyla gibi. Dolayısıyla Fransa'nın hedefi olmaya devam edecektir. Devam edeceksiniz. Doğu Avrupa'yı da bakın biz her türlü Rusya ile Suriye'de biz anlaşırken Doğu Avrupa'da farklı davranıyoruz. Gidip Ukrayna ile stratejik işbirliği yapıyoruz. Kırım meselesinde farklı davranıyoruz. NATO ile de ilişkilerimiz Rusya'dan bağımsız sürüyor. Veya Rusya ile ilişkilerimiz NATO'dan bağımsız sürüyor. Bu şunu anlatıyor. Herkes şunu anlayacak. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber
aslında bir misyondu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de bu misyonun son yönetim biçimiydi. Yani çünkü güçlü bir yönetim ancak güçlü ve büyük bir devletin doğmasına ve etki etmesini sağlayacaktı. Bunu anlayamıyor ama insanlar anlayacaklar bunu. Yani dolayısıyla Fransa'nın da Türkiye'yi hedef koyması çok doğal normal ve olması gereken bir şey. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum bütün konuklarıma. Evet. Taceddin Kutay, Enes Bayraklı, İlyas Topsakal. Bu arada demin ayrıldık. Özcan Hıdır'a da, Osman Gülyeşil'e de. Evet, soruyorum da bu akşam başta Fransa olmak üzere. Ama Almanya'da, Hollanda'daki, Avusturya'daki hadiselerden yola çıkarak hem Türkiye karşıtı, aslında İslamofobinin Türkiye karşıtlığına dönüşmesi mevzunu ve bu iş nereye gider onu analiz etmeye çalıştık. Tarihi veçesiyle de bakarak haftaya görüşmek üzere.